Recep kardeşimizin de beyan ettiği gibi bugün 4 tane panelist konuğumuz var. AK Parti milletvekilimiz Sayın Zehra Taşkesenlioğlu hanımefendi. Hemen bu programın akabinde başka bir programa katılması gerekiyor. Dolayısıyla ilk sözü kendisine vereceğiz. Sayın Zekai kardeş hocamız ondan sonra inşallah söz alacak. Yunus Ennedriye hocamız var. Hindistan'dan, Darul Ulum'dan, Nebetul Ulema'dan kendisi. Aynı zamanda Türkiye'de de ilmi çalışmaları var. Hepimiz büyük dedesi diyelim. Ebul Hasan Ali Ennedriye'yi biliriz. Onun torunu oluyor kendisi. Başbakan Başdanışmanımız Sayın Ömer Korkmaz da biraz önce telefonla görüştüm. 10 dakika içerisinde burada olacağını beyan ettiler. Biz panelimize birazcık geç kalmış bulunuyoruz. Süreyi inşallah değerlendirelim en kısa zamanda. Başarılı bir şekilde bu panelimizi de gerçekleştirmiş olalım. Sayın Zehra Taşkesenlioğlu hanımefendiye sözü ilk takdim ediyorum. Kendisi özellikle Afrika üzerinde çalışmaları var. Güney Asya üzerinde gözlemleri var. Bize dün başlayan Osmanlı'nın yıkılması ile birlikte özellikle Güney Asya'da, Afrika'da ve tabii dünyanın bütün coğrafyalarında baş gösteren özellikle İngilizlerin hegemonyası altında, daha sonra Batı Avrupa'sının da hegemonyası ile sömürgesiyle başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın bir kaosa sürüklendiği ortamda Osmanlı'nın siyasetine dair, Osmanlı'nın varlığına dair, Osmanlı'nın var olmasına dair Hindistan'da kurulmuş olan siyasi bir hareket olan Hindistan Hilafet Hareketi üzerinden bugün ne yapmalıyız, bugün neler çözüm olarak ortaya konulmalı, daha çok bunun üzerinde konuşacak. Ben sözü kendisine takdim ediyorum. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hakikaten yapacağımız toplantıyı hem bizlere feyiz olması hem de yeniden ve güçlü büyük Türkiye'nin ve belki de bütün ulema İslam ümmetinin bir araya gelmesine vesile olacak sonuçlar doğurmasını nasip eder inşallah. Ben aslında Hindistan'la ilgili 1996 yılında çalışmıştım. O da şöyle bilim sanat vakfına devam eden öğrencilerden biriydim o dönemde. Ve siyasi tarih çalıştığımız dönemde de Osmanlı'nın niye doğruya doğru çok fazlasıyla eğilmediği sorusunu sormuştum o zamanki hocama. O da şöyle söyledi, araştır bu, gel anlat dedi. Öyle başladım aslında. Yani Osmanlı'nın doğu siyaseti neydi, nereye doğru gidiyordu ve ne olmalıydı? Sonrasında aslında işte bir şekilde doğu derken, özellikle o dönemde insanların aklına gelen en önemli alan ve toprak Hindistan'dı. Dolayısıyla Osmanlı-Hindistan ilişkileri ve daha çok da Osmanlı-Hindistan, o İngiltere'nin Osmanlı'da Osmanlı'nın izini Hindistan'dan silebilme amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili kısa kısa kendimizce, o dönemde adı makale olmayan ama kendimizi belki de öyle kandırdığımız çalışmalar vardı. Bugün de sizlerle beraber kısaca aslında belki bütün bir yüzyılı etkileyen ama geçmişi 5 asırdan daha fazla olan Osmanlı'nın Hindistan'daki etkisini, İngilizlerin bu etkiyi nerede ve nasıl ne kadar kullandıklarını ve son dönem Güney Asya ilişkilerinde biz neredeyiz, Amerika nerede, çok ana hatlarıyla onu anlatmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten bizim aslında bugün bana kalırsa uzun vadede hareket edeceğimiz alan Amerika'nın da hareket etmeyi düşündüğü bir alan. Ve uzunca süredir de çabaladığı bir alan. Dolayısıyla biz batı eksenli, yüzümüzü batıya dönüp batı eksenli dış politikalarımızı son yüzyıldır yaparken Osmanlı'nın bize emanet ettiği doğudan vazgeçerek gerçekleştirdik. Ve onun da maalesef sonuçlarını şu an hep beraber zaman zaman içimiz yanarak izliyoruz aslında. Ama çok şükür ki doğuda yaşayan özellikle Müslüman kardeşlerimiz hiçbir şekilde Türkiye'nin bu yüzyıllık dış politikasını aldırmadan halen Türkiye, işte Bangladeş'te, özellikle Pakistan'daki Müslüman kardeşlerimiz, Afganistan'daki kardeşlerimizin Türkiye'ye verdikleri desteklerde şunu net bir şekilde görüyoruz. Aslında ne biz onları unutmuşuz, ne onlar bizi unutmuş, halklar bağlamında, belki devletler bağlamında
birbirimizden ayrıştırılmaya çalışmışız ama hatlar bağlamı unutulmadıktan sonra da hiçbir strateji, hiçbir gönüle etki etmeyeceğine göre dolayısıyla biz halen devam ediyoruz. Şimdi niye hilafet hareketi önemliydi? Belki niye Hindistan'ın hilafet hareketi başladı? Biraz önce de söylediğim gibi bir ana tarihsel background'ı vermek lazım. Hindistan'da aslında İslamiyet'le tanışması Emevi dönemine dair denk geliyor. Yani 8. yüzyılda ne kadar indiğimizde ilk İslamiyet'le tanışması Hintlerin o dönemde var. Daha sonra da 16. yüzyılda meydana geliyor en büyük gelişme çağı ve 350 yıl boyunca aslında tamamen bir Müslüman hükümdarlıkla yönetilmiş oluyorlar. Bu aslında 13. yüzyıldan itibaren Osmanlı ilk kurulduğundan itibaren bir belki imparatorluktan ziyade bir devlet olarak kurulma niyeti vardı. Ama daha sonra bir imparatorluğa evrilmeye başladığından itibaren de yüzünü cihat etme felsefesinden yola çıkarak hep batıya doğru döndürdü. Doğuyu unutmadı ama biraz önce de söylediğim gibi cihat etme felsefesinden yola çıktığı için de hep batıya doğru yöneldi ve arkasındaki doğu bir şekilde yanı başında duruyordu. Asla bir düşman değildi. Keşfedilmesi gerekirdi. Evet, iletişime de geçilmesi lazımdı. Ama cihat edilecek alan batıdaydı. Dolayısıyla Osmanlı batıya doğru ilerlerken doğuda 16. yüzyıla kadar özellikle Hindistan'da bir takım farklı ve bütün ümmeti sevindiren çok güçlü bir Müslüman devleti vardı ve bu anlamda da o coğrafyayı ciddi anlamda etkiliyordu. Ta ki 1400'lü yılların sonlarına doğru Portekizliler bu geniş coğrafyanın zengin kaynaklarının farkına varıp ele geçirmek istedikleri tarihe kadar ve maalesef 1498 yılında Portekizliler özellikle Hindistan'da meydana getirdikleri katliamlar ve hatta daha sonra burada işte Hristiyanlaştırma amacıyla giriştikleri çalışmalarla Türkiye'den bir Türklerden daha doğrusu Osmanlılardan bir yardım bekleme düşüncesinin o bölgede yani Hindistan'da tedavi ettiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 16. yüzyıl başlarına kadar yani 1500 yılların sonlarında özellikle Portekizler Hint kıyılarını ele geçirmeye çalıştılar. Hatta hac ibadet mekanlarımız olan yani Mekke ve Medine'yi maalesef tahrip edecek kadar aşırıya gidecek bir politikanın içine girdiler bu devrede. Ve bu dönemde işte biraz önce de söylediğim gibi Hindistan büyük bir güç olan Osmanlı'yı yanında görmek istedi. Öyle ya, kendisi Müslümandı ve hilafeti eline geçirmiş olan Osmanlı'dan da bu anlamda destek bekliyordu. Osmanlı biraz önce de söylediğim gibi cihat anlayışıyla kendini beslemişti ama aynı zamanda iktisadi düşünceleri de vardı. Peki tabii ki büyük bir devlet olmanın gerekliliğiyle. Dolayısıyla bu anlamda da temellerini yani Hindistan'la olan ilişkilerin temellerini hem cihat etme ama bu cihat etme illa toprağı alma anlamında değil bir başka ümmete, ümmetten bir başka topluluğa yardım etme düşüncesi hem de Hindistan'daki değerli kaynakları kendi ekonomisine katma ve kazan kazan prensibiyle 21. yüzyıl tabiriyle bunu iktisada çevirebilme amacıyla bu yüzyıla kadar da gelen çok derin ilişkilere başlamış olduğu aslında net bir şekilde Osmanlı'yla Hindistan arasındaki ilişkiler. Özellikle 1803 yılında İngilizlerin Hindistan'a hakimiyetinin altına girmiş olması, Hintlerin Osmanlı gibi güçlü ve hilafeti elinde bulunduran bir devlete sığınma ihtiyaçları doğurdular. Çünkü İngilizler bulundukları topraklarda iki şey yaparlar. Bir, böl yönet. İki, zulmederek bastır. Aynı topraklarda da aynısını yaptılar. Yani Hindistan'da da böl yönetmeye başladılar. Eyaletlere ayırdılar. O döneme kadar belki eyaletler şeklinde olmayan Hindistan artık eyaletler şeklinde olmaya başlamıştı. Dolayısıyla 46 yıl içinde bakın 350 yıl boyunca Müslüman olmuş olan Hindistan aslında 46 yıl içinde maalesef İngilizler tarafından İngilizler hegemonyası altına girdi. Aslında bu anlamda bir daha Müslüman olarak düşünmeniz gereken bir nokta bana kalırsa. Biz 350-400 yıl boyunca Müslüman bir toprak olacağız hep beraber. Sadece bunu o bölgede yaşayanlar değil, bizim de düşünmemiz lazım. Ama bir İngiliz adam geliyor, beyaz bir adam geliyor Afrikalıların tabiriyle. 46 yıl boyunca yaptığı stratejik bir takım hamlelerle o kıtayı yeniden dizayn ediyor ve kendi hegemonyası altına alıyor. Ve ben şunu da görüyorum çok doğru bir şekilde. Hintli kimi sever? Osmanlı.
Peki ben Hintli'nin gönlünde nasıl taht kurabilirim? Halkın gönlünde Osmanlı'ya destek göstererek. Tam o tarihlerde bizim işte Rusya ile savaşmamız ve Osmanlı'nın yavaş yavaş zayıflamasıyla İngiltere sırf yine 21. yüzyıl tabiriyle PR çalışmaları yapmak amacıyla Osmanlı'ya yardım edermiş gibi göründü. İngiltere, Hindistan'a da bunu yeni düvene duyuracak şekilde de duyurduğunu yine tarihsel kaynaklara baktığımızda görüyoruz. Osmanlı'ya yardım etti ama bu yardımın tek sebebi maalesef özellikle tarihçiler benden daha iyi bilirler. Tek sebebi şuydu. Onlara yani Hint masum Müslümanlara bakın biz aslında kötü değiliz. Siz Osmanlı'ya güveniyorsunuz. Biz de sizin dostluğunuzuz. Osmanlı'ya yardım ediyoruz. Bu da aslında farklı bir stratejik hamlenin bize bir yüz düşümünü göstermiş oluyor. Sonuç olarak aslında hem Portekizler, başta Portekizler, sonra İngiliz hegemonyasına giren Hindistan bir süre sonra aslında kendi kimliğini aramaya başladı. Kimliği kaybetmeye başlamıştı çünkü. Böl yemek politikası, zulümlerle, Müslümanların baskı altına alınmasıyla kendi kimliğini kaybetti ve yeniden aramaya başladı. Tabii şunu rahatlıkla söylemek lazım. Niye özellikle Avrupa 1400'lü yıllardan itibaren gözünü Ümit Buyruğunu aşarak bu kıtaya dikmişti. Çünkü gelen mallar, Çin üzerinden gelen mallar fiyatları çok yüksekti ve ana ham madde kaynağına ulaşması lazımdı. Bugün aslında bunun yüz düşümünü görüyoruz. Petrolün olduğu, daha doğrusu enerji kaynaklarının olduğu ülkelere baktığınızda da aynısı var. Ham maddenin adı değişti. O zaman arzu ülkesi diye bilinen Hindistan'da çok çeşitli madenler vardı. Başta altın vardı, inciler vardı, elmaslar vardı, pırlantalar vardı. Bugün o madenlerin adı değişti, petrol oldu ya da başka bir şey oldu. Ya da uranyum oldu. Ya da başka bir şey oldu. Ama nihayetinde Batı'nın felsefesine baktığımızda aslında hiç değişmedi. Sadece zulmün şekli ve yöntemi değişti. O dönemde zulüm belki daha net kendi elleriyle yapılıyordu. Bu dönemde zulüm kendi elleriyle değil de işte bölgelerimizde de hemen yanı başımızda gördüğümüz farklı yöntemlerle, farklı terör örgütleriyle meydana getiriliyor. Ben hep tarihe öyle bakarım. Yani o yüzyılda öyle olmuş, orada kalmış değil. Aynı mantık şekil ve yöntem değiştirerek 21. yüzyılda biz böyle gidersek 22. yüzyılda da maalesef yine karşımıza çıkmaya devam edecek. Peki özellikle biraz önce de söyledim. Arzular ülkesi olarak biliniyordu Hindistan. Çünkü büyük bir coğrafya ama aynı zamanda kendisinden daha büyük olan birkaç coğrafyayı doyurabilecek nitelikte zenginliği vardı. Ve aslında İngiltere'nin de Portekiz'in de temel mantığı bu zenginliği ele geçirmekti. Özellikle Doğu Hindistan şirketini kurmasıyla aslında İngiltere bu bölgede ciddi anlamda ticari bir şekil göstermeye başladı. Kendileri yoktular, bir şirket vardı. Bunu o dönemdeki tarihsel filmleri izlediğimizde de görüyoruz. Ben ilk bir filmde izlemiştim şirket adını niye böyle söylediler diye. Aslında o bölgeye sadece masum bir nedenle girdiğini ifade etmek için şirketleşmeye gittiklerini söylüyorlar. Yani diyor ki ben buraya geldim kardeşim, senin zenginliğin var, benim param var. Ben senin zenginliğini o Hindistan şirketiyle senden satın alıyorum. Bu da bence uzun vadede yönettikleri başka bir stratejinin ta kendisi. O yüzden de bazen ekonomik hamleler aslında ardında çok daha büyük başka siyasi nedenleri barındırabiliyor burada yaptıkları gibi. Ve 30-40 yıllık bir süreçte Doğu Hindistan şirketi aslında bütün Hint ekonomisini eline geçiriyor o devirde. Ve Hindistan'ın, o arzular ülkesi diye bilinen Hindistan'ın bütün sermayesini batıya pazarlayan neredeyse ana şirket haline geliyorlar. Ve 150 yıl sonra, yani aslında Hindistan'ın girişi ve çıkışında toplamda 150 sene. 150 sene sonra, ortalama 150 sene, ben yanlış söylemiyorumdur inşallah. 150 sene sonra bir bakıyoruz, orası artık eyaletlere bölünmüş, birbiri içine düşmüş, yeni ve kaoslar bölgesi haline geliyor. 1878 yılında birdenbire Doğu Hindistan şirketini kapatıyorlar. Çünkü büyük abla kraliçemiz artık o şirkete ihtiyacı olmadığını net bir şekilde biliyor. Kendi varlığını alenileştirebilmenin zamanı geldiğine inanarak. Ben hep kendimde de kullanırım onu.
İngiltere asla elini ateşe atmaz. Hep bir maşa kullanır. O maşanın adı neyse, bazen ticarettir, bazen başka bir örgüttür, bazen başka bir devlettir, bazen başka bir ırktır. Bazen o ülkenin içinde yaşayan diğer topluluklardır. Ya da kendisine en kullanışlı gelen o topluluklardan bir tanesidir. Dolayısıyla o Hindistan şirketinin gerekli olmadığına inanıp kapatıyor ama maalesef oradan çıkmıyor. Yaşayan Hinduları Müslümanlara karşı kışkırtabilmek için ciddi hamlelerin içine giriyorlar. Ben bunun örneğini Ruanda'da gördüm. Yani farklı bir noktaya doğru gideceğim ama sadece kısa bir cümleyle şunu söyleyeyim. Yüzyıllarca belki Afrika kıtası var olmuş oralı amca çocukları olan Tutilerle Kutsileri bir gecede birbirine düşman eden zihniyetle Hindularla Müslümanları birbirine düşman eden zihniyet aynı zihniyet. Ve yüzyıllar boyu yan yana yaşamış. Muhtemelen aralarında tabii ki küçük çatışmalar çıkmış ama birbirlerini katletme noktasına kadar asla gelmemiş olan iki topluluk 1900'lü yıllardan itibaren ciddi anlamda birbirlerine düşman, Hindularla Müslüman arasında çok ciddi düşmanlıklar meydana geliyor. Ve 1947 yılında Müslümanların Pakistan'ı kurmasıyla aslında bu aralarındaki derin çatışma ve çekişme gidiyor. Peki Hindistan Hilafet Hareketi bunun neresinde? Ve hangi ortamda çıktı? Aslına baktığımızda 19. yüzyılda çıkıyor. Çünkü tam o dönemde biraz önce söylediğimiz gibi İngiliz zulmü altında olan bir Müslüman kendi gözünü kendisinden daha büyük güç olan ve üç kıtaya hakim olan Osmanlı'ya çevirmek zorunda. Çünkü birisine dayanarak ancak o zulme karşı koyacağını biliyor. Ve o yüzden de hilafete, yani Osmanlı'nın aslında elindeki güce inanarak Osmanlı ile arasındaki ilişkileri bu düzlemde fazlasıyla gerçekleştiriyor ve hilafetin ortaya ya da hilafet hareketinin ortaya çıkması başlamış oluyor. Tabi İngiltere yine büyük kardeş olarak orada duruyor. Ancak elini kolunu sallaya sallaya değil, aksine İngiltere'deki hilafet hareketinin ni önlemeye yönelik bir dizi ama sert tedbirler almaya başlıyorlar. Bu anlamda Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin Panislavizm hareketi aslında bir anlamda o bölgede de hilafet hareketini destekleyen önemli unsurlardan biridir. 1876'da meşrutiyetin ilanı, kanun esası da Osmanlı Sultan tüm Müslümanların halifesi olduğunu söylemesiyle aslında işte Hintli kardeşlerimizin kendilerini aradıkları o tanım ortaya çıktı. Öyle ya, Osmanlı şunu söyledi. Ben yeryüzünde yaşayan tüm Müslümanların halifesiyim. Yani Hintli Müslümanın halifesi, Afganistan'da yaşayanın halifesi ya da Afrika'da yaşayanın halifesi. Aslında hemen hemen aynı tarihlerde Afrika'ya da Osmanlı bu anlamda adım atıyor ama tabii Müslümanlıkla tanışan, geç tanışan Afrika Hindistan kadar Osmanlı'ya destek olmuyor. Yine özellikle bu anlamda belki tam hilafet hareketi başlamış olmasa da Trablusgarp Savaşı sırasında biraz önce ortada gördük zaten ve Balkan Harbi'nde Hintli Müslümanların yaptığını aslında belki bizim hemen aşağımızdaki komşularımız yapmadılar. Tonlarca yüklü malzeme gönderdiler. Hatta şöyle fetvalar verilmiş, bu tarihsel kaynaklarda benden daha önceden görmüşlerdir zaten. Zekatın ve sadakanın Osmanlı'ya gönderilmesinin şart olduğuna dair fetvalar verilmiş. Başka hiçbir yere değil. Zor durumda hilafet, zor durumda ve onu kurtarabilmenin yolu ekonomik kaynak. Dolayısıyla Osmanlı'yı desteklemişler. Yani aslında hem mallarıyla hem canlarıyla Allah adına hareket etmeye gayret etmişler. O Kur'an'da betimlenen tabiri yerine gerçekleştirmişler. Müslümanların tek umudu olan Osmanlı maalesef Sevr Anlaşması'nda artık kendi miadını doldurmaya başladığında da hilafet hareketinin, yani biraz sonra onlar daha derin vereceklerdi diğer arkadaşlarım, aslında kendi miadını da doldurduğunu inanıyor ve biraz önce Zekai Hocam 500 bin dedi ama benim onun haklı olarak işte İngiliz kaynaklarının 60 bin diye ifade ettiği ilk göç hareketi gerçekleştiriliyor. Artık kendilerinin Hindistan'da yaşamayacağına inanan Müslüman kardeşlerimiz maalesef buradan ayrılıp ilkin Afganistan'a göç ederek
Hindistan'da kibarlıklarını azaltmaya ve etkinsizleştirmeye başlıyorlar. Aslında şimdiye bile baktığımızda 350 yıl boyunca Müslüman olmuş ve Müslümanca idare edilmiş Hindistan'da ciddi anlamda bir Müslüman topluluğun sesini ve etkinliğini belki de göremiyoruz. En azından ticarette ben göremiyorum. O bölgeye ticaret için defalarca gittik gelen biriz olarak söylüyorum. Keşke aynı şekilde oralarda da halen devam ediyor olabilsek. Tamam, toparlayayım. Şimdi bu yüzyılda ne oluyor? Sadece üç şeyi söyleyeceğim. Özellikle Amerika'nın o bölgede yaptığı önemli bir çalışma var ve benim hakikaten böyle kaynakları okudukça da daha çok farkına vardım olaylardan bir tanesiydi. Çok affedersiniz. Amerika nasıl ki Rusya'yı bitirirken, yani Sovyet Rusya'yı bitirirken çevreleme stratejisi diye bir şey yaptı. Sovyet Rusya'yı bitirmeden önce çevre ülkelerdeki etkinliğini sağladı. Şimdi aynısını aslında kendisine hem rakip olan hem de ezeli bir şekilde bağımlı olduğu Çin'le o bölgede yeniden savaşmama adına Güney Asya'daki tüm ülkelerde, Asya kaplanları da dahil olmak üzere tüm ülkelerde ciddi anlamda derin stratejik işbirliklerine başlıyor. Biz Türkiye olarak ne yapıyoruz? Her seferinde yaptığımız gibi. Gözümüzü maalesef bu Avrupa Birliği gibi vermeden almayan ve almayacak olan bir tarafa gözümüzü dikip diğer taraftan kendimizi feragat ettiriyoruz. Bugün geçen seneydi Sayın Cumhurbaşkanımızın Pakistan'a ayak bastığı andan itibaren milyonlarca Müslümanın coşkusu sadece bir kişinin gelmesi değildi. Bir umudun gelmesiydi oraya. Belki bir hareketin başlamasıydı. Belki yeniden güçlü bir ümmet oluşturmanın aslında heyecanıydı o anda o toplulukları sokaklara döken. Bizim Güney Asya politikamıza baktığımızda evet Malezya ile iyi kötü ilişkilerimiz var. Endonezya ile var. Ama maalesef bu ilişkiler sadece ve sadece ekonomik düzeyde var. Eğer bir ülkeyle sadece ekonomik düzeyde ilişki yapıyorsanız da oradan alacağınız hiçbir şey yok. Çünkü bir şirket mal satar, bir şirket mal alır. O şirketin tek derdi kazanmaktır. Kâr etmektir. O şirketin derdi o topluluklar arasında ilişki ve işbirliği geliştirmek değilse ki birçok ticari şirkette bu yok. Dolayısıyla biz evet Malezya ile aramızdaki ticari ilişkileri bilmem kaç milyon dolardan kaç milyon dolara çıkartıyor olabiliriz. Ama Malezya bir Asya kaplanı olarak orada dururken Endonezya hakikaten bu anlamda büyük bir güç olmaya başlamışken ya da diğer ülkeler, diğer Asya kaplanları, Tayvan ya da diğer ülkeler bizim aramızdaki ilişkiler hangi boyutlardı? Eğer şimdi başlarsak birçok şey kazanacağız. Ama şimdi başlayamazsak birçok şeyi de kaybedeceğiz. Tek küçük bir son cümle söyleyeceğim. Nasıl ki Süveyş kanalı ve Panama kanalı çok önemli Amerika için. Aynı zamanda o bölgedeki Makaka kanalı dedikleri bir kanal var. O kanal da çok önemli. Çünkü büyük okyanuslar Hint okyanusunu oluşturan ana kanal. Ve Amerika 4 sene önce o kanalın yönetimini yerine getirmek amacıyla başta kendisi olmak üzere diğer tüm Güney Asya ülkeleriyle stratejik bir anlaşma imzaladı. Biz bu anlaşmayı sadece izledik. Ben bunu o zaman çok üzülmüştüm. Bir kanal değil, bir su değil orası. Orası önemli bir ticaret bölgesi. Aynı zamanda önemli bir silah bölgesi. Aynı zamanda önemli bir savunma bölgesi. Siz bir savunma bölgesine sahip olamıyorsanız da ticaret yapmanızın da hiçbir anlamı yok. Stratejik derinliklere sahip olabilmenin ilk yolu da her kıtada olabiliyor olmak. Bizim de muhakkak artık daha çok boyutlu diplomatik ilişkilere girmemiz lazım. İki taraflı değil. Tek bir kıtayla değil. Merkeze nasıl hep söylüyoruz Pergel gibi ya da Mevlana'nın ayağı gibi. Ayağımız Türkiye'de ama artık benim Pakistan'a da sadece ve sadece ilişkiye giderken selamünaleyküm değil. Oradaki ihtiyacın benim ihtiyacım olduğunu bilerek, onlar da benim ihtiyacımın, onların ihtiyacın olduğunu bilerek hareket ediyor olması lazım. Aksi takdirde Asya kaplanları bugün yine kapitalizmin önemli öncüsü Amerika'nın çok büyük bir partner haline ve stratejik ortakları haline gelecekler. Bu stratejik ortaklık sadece ekonomide değil, siyasette ve sosyal alanlarda da olacaktır. Umarım biz ümmet olarak bir gün uyanıp bunların hepsine hayır diyeceğiz.
Ömer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Aslında Ömer Bey de geldiler. Sizi böyle alalım. Yok. Sizin yerinizi dolduramayız biz. Şimdi Zehra Hanım aslında hükümet kanadını da temsilen AK Parti milletvekili. Keşke programın sonuna kadar kalabilseydi. Çok sorunlarımız olacaktı. Bu kadar eleştiriyorsanız ne yapıyorsunuz diye sorardık kendilerine. Özellikle dünyanın belli başlı ülkeleri var. Dünya siyasetini yönlendiren. Amerika, Çin, Rusya, İngilizler. Özellikle son zamanlarda takip ediyorum. Güney Asya Çin Denizi'nde. Çin orayı, o yolu Amerika'ya kaptırmamak için suni adalar yapıyor. Gazetelerinde, medyasında ciddi baskılar yapıyor Filipinler hükümetine. Bu alanda ciddi artık Zehra Hanım da söylediği gibi özellikle son noktada günümüzde neler oluyor, bunun yansımalarına değinmeye çalıştı. Neler yapmalıyız? Biz ne yaparsak yapalım bir hissi davranıyoruz galiba. İlişkilerimiz ekonomik olarak istediğimiz seviyede de değil. Onu da kendisine gitmeden hatırlatmış olayım ben. Biz sadece gönül ilişkisiyle bu işleri devam ettiriyoruz. Endonezya'da Aceh'e hala bize bağlı olduğunu iddia ediyorum çünkü biz kabul etmiyoruz onları. İnsanlar var, Müslümanlar var. Artık Osmanlı'yı hala yaşıyor, devlet zanneden Müslüman kardeşlerimiz var. Biz bu coğrafyayı, yani aslan düştüğü yerden kalkar tabiriyle hareket edecek olursak, dünya devleti olmak istiyorsak, bugün Amerika'nın Afganistan'da ne işi varsa, Amerika'nın Filipinler'de ne işi varsa, belki Filipinler'deki gelişmelerle alakalı Hüseyin Oruç abi de burada özellikle takip ediyor. Zehra Hanım'ın yerini kendisine takdim edebiliriz program sonuna doğru. Bunu da ben... Bir şey söyleyeceğim. Benim yaptığım aslında bir eleştiri değil, onu bir düzelteyim. Yani sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, biz hükümet olarak, iktidar olarak gözümüzü sadece batıya değil doğuya da dikiyoruz, doğru. Ancak bugün eğer GASAN bunu yaptıysa bir farkındalığı geliştirebilmek amacıyla yaptı. O yüzden bu çalışmaların sadece burada olmasına imkan, tek başına yeterli değil. Bu çalışmayı benim Hindistan'da yapıyor olmam lazım. Bu çalışmayı benim Pakistan'da yapıyor olmam lazım. Ben hükümet olarak gittiğimde karşı taraftaki insan bana siyasi bir görünüm olarak bakıyor. Diyor ki, ay evet buraya gelmiş çünkü kendi hegemonyasını devam ettirmek amacıyla. Ama GASAN gibi örgütler oralara gittiklerinde ya da İHA oraya gittiğinde ya da başka bir kurum oraya gittiğinde onun artık işlevi siyasetten çok daha insani ve daha farklı alanlarda ve daha stratejik alanlarda olabiliyor. Dolayısıyla bizim işbirliği yapmamız lazım. Yani hükümetin tek başına bir şey yapma imkanı yok. Sonra şunu net şekilde söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın boşuna yıllardır bağırmadığı bir ifade var. Dünya beşten büyüktür. Biz büyük olabilmeyi istiyoruz ama büyüklük sadece Türkiye'yle değil, büyüklük ümmetle olacak. Ve ümmetle beraber olabildikçe bir anlam teşkil edecek. O yüzden de ümmetin, ben böyle düşünüyorsam, diğer ümmet diye tabir ettiğim Pakistan'daki ve Hindistan'daki kardeşimin de tıpkı Trablusgarp'taki Balkanlardaki harpte nasıl bana yardım ettiyse, aynı şekilde Hintli bir arkadaşın ilk ticarete girdiğinde Türkiye'den gidene daha farklı davranması lazım. Bir Hintli profesör yanına bir asistan alacaksa Türkiye'den gidenden alması lazım. Ya da ben yanıma bir asistan alacaksam, bir yabancıyım alacağım, Hintliyim alacağım diye düşündüğümde Hintli bir Müslümanı alarak tercihimi yapıyor olmam lazım ki ben gerçekten uzun vadeli bir işbirliği yaptığımı söyleyebilirim. Şimdi ikinci konuşmacı panelistimiz Zekai Kardaş hocamız var. İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri bölümünde Urdu Dili ve Edebiyatı'nda öğretim görevlisi kendisi. Özellikle Zekai hocam bize Hindistan Hilafet Hareketi ve Hilafet Hareketi'nin başarıları, başarısızlığının neticesinde ortaya çıkan Hicret Hareketi'nden bahsedecek. Buyurun hocam, söz sizin. Türkiye ile Güney Asya, yani Pakistan, Hindistan ve Bangladeş arasındaki siyasi ilişkilerin kurulmasından yüzyıllarca önce bölgeye Türk göçü başlamıştır. Türkler bazen fatih, bazen devlet adamı, bazen tüccar ve bazen de işte kısmetini bölgenin geniş topraklarında arayan macera avcıları olarak bölgeye gelmişlerdir. Kuşan Hanedanı ile başlayıp Gazneli Mahmud'un akınları ile devam eden bu göçler sırasında bölgede çeşitli Türk devletleri kurulmuştur.
Ancak Türkler bölgede emperyalist bir güç şeklinde egemenlik kurmamış, bilakis kendileri de bölgeye adapte olarak bölgenin ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Bu nedenle Şah Cihan'ın yaptırdığı Taç Mahal'den tutun da ismini Türkçe ordu kelimesinden alan Urdu dili ve bu dilin Türk asıllı ünlü şairi Mirza Esadullah Han Galip'e kadar Türkler ile bağlantılı tüm değerler aynı zamanda bu bölgenin de öz mirasıdır. Halifeliğin Osmanlı İmparatorluğu'na geçmesiyle birlikte Müslüman olan Hint halkı ile Osmanlı arasında manevi bağ oluşmuş. Bu iki toplum arasındaki münasebetler giderek artış göstermiştir. Özellikle İngilizlerin Hint alt kıtasında hüküm sürmeye başlamalarından sonra bölge Müslümanları kendilerine manevi dayanak olacak bir unsur olarak halifeyi görmüşler. Bu sebeple Osmanlı İmparatorluğu'na ve halifeye olan bağlılıklarını da arttırmışlardır. Hindistan'ın İngilizlerin eline geçmesiyle iktidar ve devlet hizmetlerindeki görevlerinden dışlanarak sosyal ve siyasi açıdan geri bırakılan Hindistan Müslümanları varlıklarını devam ettirme mücadelelerinde işte aradıkları destekle gözlerini bu desteği bulabilecekleri düşündükleri Osmanlı Hilafeti'ne çeviriyorlar. Fakat o dönemlerde bu destek umdukları merci zamanla güç duruma düşüyor kendi yapısından dolayı. 1800'lü yılların sonlarına doğru Türklerin savaşlarda aldıkları üst üste yenilgiler Hint Müslümanları arasında büyük bir infial yaratmıştır. Hindistan'ın her yerinde Osmanlıları desteklemek için toplantılar yapılmış ve Türk kardeşlerine ulaştırmak üzere nakdi ve aynî yardımlar toplanmıştır. Dönemin etkili Urduca gazetelerinden Urdu Ahbar'da 17 Ağustos 1876 tarihinde yayınlanan bir makalede Türkiye'yi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için Müslümanların yapabilecekleri her şeyi yapmalarının farz olduğunu ve onların Hindistan'da veya başka bir yerde taşıdıkları şeref ve haysiyetin Büyük Türk İmparatorluğu'nun varlığıyla bağlantısına vurgu yapılmış ve eğer bu imparatorluk yok olursa Müslümanların önemini yitirecekleri ve kimsenin onları dikkate almayacağı ifade edilmiştir. Söz konusu makale artık Hint Müslümanlarının kendi kimliklerinin devamını Osmanlı Devleti'nin varlığıyla özdeşleştirmeye başladıklarının göstergesi olarak da kabul edilebilir. Ancak 1914 yılında patlak veren Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlıların katılışı Hint Müslümanlarını büyük bir ikilem içine düşürmüştü. Bir taraftan manen bağlı bulundukları Osmanlı Hilafeti ve Türk din kardeşlerine karşı yöneticileri olmaları hasebiyle itaat etmek zorunda bulundukları İngiliz hükümetinin girişeceği bir savaş onları son derece tedirgin etmekteydi. Osmanlıların savaşa girişlerini takiben cihat ilan etmeleri durumu İngiliz hükümeti için daha da zor bir merhaleye taşımıştı. Cihat ilanının Müslümanlar üzerindeki etkisini izale etmek için İngiliz hükümeti bir bildirisinde Hint Müslümanlarına şöyle güvence vermekteydi. Hindistanlı Müslümanların bizim ve müttefiklerimizin kendilerinin dini duygu ve düşüncelerine zararı dokunacak bir girişimde bulunmayacaklarından emin olmaları gerekir. İslam'ın mukaddes makamlarına saygısızlık edilmeyecek, bunlara saygı ve hürmet gösterilmesi için tüm önlemler alınacaktır. İslam'ın kutsal başkentine karşı hiçbir saldırıda bulunulmayacaktır. Biz sadece Almanya'nın tesiri altındaki Türk bakanlarıyla savaşıyoruz. Müslümanların halifesiyle yani değil. Britanya hükümeti sırf kendi adına değil, tüm müttefikleri adına da bu sözlerin sorumluluğunu üstlenmektedir. Burada görüldüğü üzere İngilizler o dönemde Müslümanlara Osmanlı halifesine dokunulmayacağına dair çok keskin çizgilerle sözler vermektedir. Kasım 1918'de savaşın sona ermesiyle İngiliz hükümeti savaş boyunca Hint Müslümanlarını kendi saflarına çekmek için İşte bu tarz sözler verdi. Ancak bu sözlerin hepsini bir kenara bırakarak 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros mütarekesine dayanarak Türk vatanını parçalamaya giriştiler.
Bu haberler Hindistan'a ulaşınca Hint Müslümanları arasında üzüntü ve huzursuzluk dalgası yayıldı. İstanbul'un itilaf devletlerinin denetimine geçmesi ise durumun vahametini daha da arttırdı. İngiltere 1. Dünya Savaşı esnasında işte bu verdiği sözleri tutmayınca Müslümanlar Hindulardan gelen destekle İngiliz hükümetine baskı yapmak ve Osmanlı halifesini korumak adına Aralık 1918'de Hindistan Hilafet Hareketi'ni başlattılar. İngilizlerin halifeliği ve mukaddes toprakları koruyamayacağı ortaya çıkınca da Hint Müslüman aydınlar halifeyi korumak ve halifeliğin devamını sağlamak amacıyla Mevlana Muhammed Ali Cevher tarafından 14 Kasım 1919'da da Hindistan Hilafet Komitesi'ni kurdular. ...1920 yılında Hilafet Manifestosu yayınlandı. İngilizlerden halifenin güvenliğinin sağlanması istendi. Bu manifestoyla İstanbul'un Türklere bırakılmasının, yapılacak barış konferanslarına Hindistan delegelerinin de katılmasının ve hilafetin dini siyasi haklarının mahfuz tutulmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Aynı zamanda Müslüman halka da İngilizlerin bu güvenliği sağlamakla mesul olduğu anlatıldı. Hindistan kamuoyunun sesini dünyaya duyurabilmek için Muhammed Ali başkanlığında bir heyetin Londra'ya gönderilmesi kararlaştırıldı. Hilafet hareketi Hindistan'da büyük bir halk hareketi haline geldi. Gandhi'nin de desteğini alarak ülke genelinde muazzam gösteriler düzenlendi. Londra'ya giden heyet burada hali hazırda başlamış olan barış anlaşmalarına katıldı. Ancak burada ortaya çıkan tablo İstanbul'un Türklerin elinden alınması yönündeydi. Bunu fark eden Hint Müslümanları İngiltere'nin bu konuda kendilerine yardımcı olamayacağı gerçeğiyle yüzleştiler. 1920 yılında Hilafet Komitesi ile o dönemdeki en büyük milli oluşum Gandhi'nin liderliğindeki Hindistan Milli Kongre Partisi işbirliği yapma kararı aldılar. 1924 yılında Türkiye'de hilafetin kaldırılmasıyla hem Hindistan Hilafet Hareketi çöktü bir anlamda hem de daha geniş özgürlük için faaliyet gösteren Hindu-Müslüman işbirliğinin de sonuna gelinmiş oldu. Ancak bu durum Hint Müslümanlarının bağımsızlık temayüllerinin gösterdiği yeni bir döneme girmesine sebep oldu. Bu işte biliyoruz Pakistan'ın kurulmasına varan bir süreci başlatmış oldu. Hilafet hareketinden bahsederken anılması gereken bir diğer husus da Hindistan Hicret Hareketi'dir. Binlerce insanın artık Hindistan'da yaşayamayacakları düşüncesiyle Afganistan'a göç etmeleriyle vuku bulmuştur. Hilafet hareketinin içinde bir olay olarak düşünülecek bu durum şu şekilde gelişmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun İngilizlerle savaşa girmesi dini inançları gereği İslam halifesine bağlı olan ancak aynı zamanda İngiliz yönetimi altında bulunan Hint Müslümanları sıkıntıya düştüler. Hindistan'ın önde gelen dini ve siyasi liderlerinden Mevlana Abdülbari ve Mevlana Ebu'l-Kelam Azad, Türklerle barışa yanaşmayan İngilizlerin yönettiği Hindistan'ın artık Darül Harp, yani Müslümanların dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri bir yer olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla bu vecibeleri rahatça yaşayabilecekleri Darül İslam sayılabilecek başka yerlere göç etmeleri gerektiği fikrini ortaya attılar. Bu hususta Abdülbari ve Kelam Azad birer fetva da yayınladılar. Hindistan'da bu gelişmeler yaşanırken o esnada halk artık hicret etmenin gereğini yavaş yavaş duyarken sağdan soldan Afganistan lideri Emir Emanullah Han halka hitaben yaptığı bir konuşmada Hint Müslümanlarının yaşadığı durumu gördüğünü, onları hicret etmeleri durumunda Afganistan'a kabul edeceğini bildirdi. Bu çağrıya yanıt gelmesi geç sürmedi. Pencap'tan, Sindh'ten ve çoğunluğu kuzeybatı sınır eyaletlerinden olmak üzere binlerce insan Afganistan'a göç etme kararı aldılar. Bu vesileyle Nisan 1920'de
Delhi'de Hicret Komisyonu kuruldu. 26 Nisan 1920'de bu komisyon tarafından İngiliz valisine gönderilen bir telgraf, Afganistan'a göç etme arzusunun ne kadar derin olduğunu gösteriyordu. Telgrafta şu ifadeler yazıyordu: "Dini inanışlarımızı yaşama imkanı kalmadığından İngiliz hakimiyeti altında barış içinde hayatlarımızı sürdüremeyeceğimiz aşikardır. Üzüntü duysak da bu ülkeyi barış adına terk etme kararı aldık. Umarız hükümetiniz bu kararımıza karşı koymaz ve sorunsuz bir şekilde Afganistan'a göç etmemize izin verir." Hindistan Müslümanlarının hicret etmek istediği bölge olan Afganistan birçok bakımdan bu iş için uygun görünüyordu. Ülkelerine komşu olması, aynı kültürü paylaşmaları ve sadece İslam kanunları altında yaşamaları Afganistan'ı cazip hale getirmişti. 14 Mayıs 1920 tarihinde bir cuma günü Kasım Ali Şah Camisi'nde namaz için toplanıldığında ünlü Hint milliyetçilerinden olan Gulam Muhammed Aziz halka hitaben yaptığı konuşmasında hicret için toplanma ve eyleme geçme çağrısında bulundu. Daha sonra Gulam Muhammed Aziz hicret hareketini yönlendirmek ve organize etmek adına Peşaver'e gelip burada hicret komitesini kurdu. Bu komitenin amacı yola çıkacak göçmenlere destek sağlamak, yönlendirmek ve yardımda bulunmaktı. Böylelikle hicret etme fikri geniş kitlelerce benimsenmiş oldu. Artık bazı göçmenler yola koyulmaya başlamışlardı. Pencap eyaletinden gelen ilk kafile 17 Mayıs'ta Kabil'e gitmek üzere Peşaver'e ulaştı. Burada hicret komitesinin başkanı Hacı Can Muhammed'in açtığı bir ofiste göçmenlerin Afganistan'a gidebilmesi için pasaport işlemleri yürütülüyordu. İşte bu esnada insanlar arasında İngiliz askerlerinin Mekke ve Medine gibi Müslümanlar için kutsal olan yerleri işgal ettiği, hükümetin insanların mallarının yarısına el koyacağı ve köylerdeki kadınlara zulüm edeceği, hatta bir İngiliz askerinin bir kadını kaçırdığının görüldüğü gibi söylentiler dolaşmaya başladı. Bu insanların öfkesinin artmasına sebep oldu. Bu esnada ülke genelinde dini liderlerin çoğu hicret etmenin zorunluluğundan bahsediyordu. Artık hicret hareketi tepkisel bir başkaldırıya dönüşmüştü. Birkaç ay gibi çok kısa bir sürede kalabalık muhacir grupları hiçbir hazırlıkları olmaksızın Afganistan'a doğru yola çıktılar. Ellerinde avuçlarında ne varsa yarı fiyatına hatta daha da azına satarak göç etmeye başladılar. Bazı kaynaklara göre 500 bin arasında muhacirin Afganistan'a göç ettiklerinden bahsedilmektedir. Ancak durum düşünüldüğü gibi toz pembe değildi. Afganistan gelen muhacirlerin sayısının arttığını görünce ekonomik nedenlerden dolayı sınırlarını kapattı ve hali hazırda kabul ettiği muhacirlere ise düzgün şartlarda barınma sağlayamadı. Çoğu muhacir Afganistan sınır bölgelerinde sefalet içinde yaşamaktansa Hindistan'a geri dönmeyi tercih ettiler. İslam dini ve Türk kardeşleri için Darül Harp diye niteledikleri vatanlarından Afganistan'a gelen Hint Müslümanları için bu yolculukları tam anlamıyla bir fecaat olmuştu. Yaşlı, kadın, çocuk, gerekli hiçbir şeyleri yanlarında bulunmadan memleketlerinde ev, bark, tarla neleri varsa satarak yola çıkanlardan bir kısmı yollarda telef oldular. Afganistan'da son derece kötü koşullarda geçirdikleri günlerden sonra büyük bir hayal kırıklığı içerisinde memleketlerine geri dönmek zorunda kaldılar. Ancak geri döndüklerinde ne evleri kendi evleri ne tarlaları kendi tarlalarıydı. Dolayısıyla hicret hareketi dini duygularla ve özünde Türk kardeşlerine yardım etme arzusuyla başlayan ancak iyi planlanmadığı için birçok aileye sıkıntı getiren bir hareket olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Zekai Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Tam tamına 15 dakika hocam. Çok iyi hazırlanmışsınız. Teşekkür ediyorum. Tam diyordum ki bu hicret hareketinin ne neticesi vardır, ne kazanımları, ne kayıpları vardır. Sağ olsun onunla bitirdi. Biraz daha belki detaylandırmak gerekir. En son konuşmacımız Ömer Korkmaz Bey, belki bu işin içerisine Pakistan, Hindistan ayrışmasını, Bangladeş'i de, idamları da ekleyerek bize bir genel günümüze yansıyan tarihi
bugüne yansıyan yönlerini aktaracaktır. Şimdi birinci konuşmacı, ikinci konuşmacı, tarih konuşuyoruz. Tarihin en önemli aktörü de İngilizler. Hindistanlı kendisi Yunus Endedvi hocamız, kendisi Hindistan'da çok önemli bir ekolün temsilcilerinden. Kuşaklar itibariyle hem İslam'a, Hindistan bölgesinde sadece sınırlı olmayıp bütün İslam dünyasını dolaşmış Ebu'l-Hasan Ali Ennedvi, bizim en çok bildiğimiz Hint Yarımadası'nda önemli bir şahsiyet, davet adamı. Özellikle ilmi çalışmalarında ciddi üniversiteler kurmuş bir akademiyanın tabiri caizse temsilcisi. Hindistan'daki İngiliz zulmünü belki de en iyi anlatacak, yaşayan tarihi insanların tanıklıklarını bize aktaracak. Sözü kendisine veriyorum hocam. Hocam şimdi Türkçe mi konuşacaksınız? Ben mikrofonu şöyle takdim edeyim. Hani zorlanmayın. Size bir ihtiyacı yok. Nasıl rahat ediyorsanız o kadar. Arapça da konuşabilirsiniz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Türkçe başlayın, Arapça bitirin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Hocalarım, dostlarım, şimdi biz bugün Gassam çatının altında önemli bir konu konuşmak için buradayız. Konuşuyoruz, bilgiler alıyoruz. Bu konu bizim için çok önemli, Hindistan'da olduğum için. Biz çocukken beri bu konuyu dinliyoruz. Dedemlerden, babadan, herkesten bu konu her zaman Hindistan'da konuşuluyor. Hindistan'da hilafet hareketi ne zaman başladı, niye başladı? Bu konuda ben biraz yani tafsil olarak bilgi vereceğim. Hindistan, siz biliyorsunuz, o zaman 1957'de İngilizler tarafından 1857'de İngiliz sömürgesinde olmuş. Ondan sonra böyle devam etti. Hindistan'daki alimler, bilhassa alimler, hocalar, onlar İngilizlere karşı savaşmaya başladılar. Savaşmak için farklı farklı alanlarda girdiler. Mesela gazeteler çıkardılar, mecelleler çıkardılar, bazı hareketler başladılar. Mesela o zaman en meşhur olan bir hareket, Reşmi Rumal Hareketi, yani İpek Mendil Hareketi, Mevlana Mahmudul Hasan Devlendi tarafından başladı. Hilafet hareketi dönemi, mesela 1918'ten 25'e kadar diyorlar, bu dönem Gandhi tarafından da bir Gandhi bu Hindistan siyaset için meydana geldi. Ama Hindistan hilafet hareketi 1912'de başladı. Mevlana Muhammed Abdülbari Frangi Mahalli'nin evinde bu hareket başladı. Önceden Balkan Savaşı, Yunan Savaşı'nda Hindistan tarafından Türkiye için bayağı bir yardım geldi. O yardım için bilhassa Balkan Savaşı döneminde Mevlana Mahmud Hasan Deobandi tarafından, Deoband çok büyük bir medresedir. Orada o tatil yaptı, dediler ki öğrencilere, şimdi siz Hindistan'daki köyler, bölgeler, şehirlere gidin, hilafet için yardım toplamamız lazım. Bir de bazı kadınlar kendi kokutları, her şeyler sattılar, onlar yani hilafet için yardım ettiler. Bir hadis, bir şeyi zikredeceğim. Ben bir yerde okudum, bir kadın, o kadında hiçbir şey yok, para yok, mal yok. Onun bir küçük bir çocuk vardı. O çocuk aldı, bir ağa gitmiş, dedi ki ben bu çocuğu satmak istiyorum.
O ağası şaşırdı. Niye böyle bir şey bir kadın kendi çocuğuna satmak ister? Dedi tamam aldı onu mal verdi, para verdi. O para alıp hemen gitti bir adama onun peşine gönderdi. Baktı ki o kadın hilafet için yardım toplanan kişilere o para veriyor. Öyle duygusal yani şeyler Hindistan o zaman yaşandı. Bir hanımefendi konuşuyordu onun dediklerinden ben böyle anladım. Hindistan'da hilafet hareketi İngilizlere karşı Türkiye'ye yardım etmek ondan sonra Hindistan'daki Müslümanlar için bir yardım almak. Yani Hindistan İngilizlerin sömürgesinden kurtulmak istiyordu. Bunun yüzünden böyle bir yani tamayül oldu ve Türkiye tarafından. Böyle bir mesele yoktu. Böyle bir mesele yoktu. Mevlana Abdülkelam Azad, Mevlana Muhammed Ali Cevher. Bunlar hep kendi hitaplarında, kendi kelimelerinde, sözlerinde böyle diyorlardı. Hilafet meselesi bizim için dini bir meseledir. Hilafet meselesi bizim için bir imani meseledir. Hilafet yıkılırsa bizim hiçbir gücümüz kalmaz. Bir de hilafet Müslümanlar için çok önemli bir şeydir. Bu yüzden Mevlana Muhammed Ali Cevher ilk başta Mevlana Muhammed Abdülbari rahimahullah'ın evinde böyle bir hareket başladı. Bu hareketin başlangıç sebebi Türkiye ilk Dünya Savaşı'nda Cermani yani Almanya ile katıldı. O zaman Hindistan'daki Müslümanlar İngilizlere dediler ki biz Türkler bir de yani hilafet için hiçbir şey risk almak istemiyoruz. Hindistan'daki Müslümanlar siz bu durum anlamanız lazım. Bir kafes içinde yaşıyorlardı o zaman. Çok zorluk vardı Hindistan İngiliz sömürgesinde. O zaman İngilizlerin karşısında Müslümanlar hiç çıkmaya onların karşı kalkmaya hiç düşünmezlerdi. Ama hilafetin meselesi gelince ilk savaşında yani Londra ya Britanya bir tarafta onun itiraf devletleri bir tarafta Almanya onunla beraber Türkiye ne zaman savaşa girdi Müslümanlar biraz şey oldu çok perişan oldu dediler ki İngilizler eğer hilafete zarar gelirse o zaman biz ayağa kalkarız İngilizler çok şey, çok hain, çok gaddar bir devlettir. Onlar Müslümanlara şey yapmışlar, siz vefadar, yani vefalı bir kavmsiniz. Bizim yani hukum altında siz yıllarca buradasınız. Biz size söz veriyoruz, biz hilafet, Darussultan'a, Konstantiniyye, İstanbul'a zarar vermeyeceğiz. Bir de mukaddes yerler, şehirler, Mekke, Medine, Filistin, Basra, Necef, bunlarda hiç zarar vermeyeceğiz. Bu sözler yüzünde Hindistan'daki Müslümanlar bunu doğru zannettiler. Ama onlar kabul ettikten sonra hatta bazı Hindistan'daki Müslümanlar ya Hindular İngilizlerle beraber savaşmak için Türkiye'ye karşı çünkü bilmiyorlardı. Ondan sonra savaştan sonra, Dünya Birinci Savaş'tan sonra Türkiye, Almanya yenildi. O zaman savaş kaybetti, Britanya kazandı. O zaman onlar kendi sözlerinde durmadılar, vefasızlık yapmışlar. Bu yüzünden yani Hindistan'daki Müslümanlar bir araya geldiler. Şunu da zikretmek istiyorum. İlk defa Hindistan'da Moğol ya da Babur İmparatorluğu zamanında bir imparatorluğu gibi bir şeydi ama o kadar dini bir şey değildi. Halifelik yoktu o zaman. Ama ondan sonra Müslümanlar perişan, münteşir olduktan sonra ilk defa hilafet mesele için her cemaatteki, her meslekteki insanlar, hocalar, hatta Hindular
bir araya geldiler sadece hilafet için. Bütün kendi ihtilafları kaldırdılar, hilafeti savunmak için bir araya geldiler. Sonra hilafet için konferanslar ya da ilk olarak ilk olarak Mumbai şehrinde, Lucknow şehrinde Mevlana Abdulbari tarafından Hilafet Komiti diye bir organizasyon ya da bir dernek diye bir şey kuruldu. Ondan sonra o Bombay'a intikal etti. Bombay'den kendi şeyler başladılar, kendi faaliyetler. Hindistan'daki dört kişi hilafet için çok büyük bir çaba gösterdiler. Birisi Muhammed Ali Cevher. Muhammed Ali Cevher'in özellikleri o İngilizlerin daha fazla yani İngiliz literatür yani İngilizce adabiyat. Bu konuda çok büyük bir yani kazanan bir kişiydi, yok sahip bir kişiydi. Onun kelimeler, onun sözler çok etkiliydi. Hindistan'daki büyük şehirler, Lucknow, Hyderabad, Bangalore, Delhi, Bombay, her şehirlerde onun hitaplar oldu. Bir de Comrade diye bir gazete o çıkardı. O gazetede İngilizler karşı hilafete savunmak için çok güzel ve çok kuvvetli, etkili makaleler yazmış. Comrade'in hatta nüsheler bazı mektebelerde var, kütüphanelerde hala duruyor. Bir de Mevlana Ebu'l-Kelam Azad. Onu İmam-ül Hind diyorlar. Mevlana Ebu'l-Kelam Azad bir leadership sahibi bir zattı. O El-Hilal. El-Hilal'in bir gazete çıkardı Urduca'da. O da hilafeti savunmak için çok kuvvetli, etkili makaleler yazmış. Böyle bunlar İngilizlere karşı kendi kalemlerinde savaşıyorlardı. Bir de Mevlana o dönemlerde, Mevlana Mahmud-ül Hasan Deobendi, bu İpek yani İpek Mendil hareketi başlattı. Bu İpek Mendil hareketi bütün dünyadaki Müslümanlar için onlara İngilizlerin sömürgesinden kurtarmak için büyük bir hareketti. O kadar gizli bir hareket. Bunun hikayeler Mevlana Ubeydillah As-Sindi yani Mevlana Mahmud Hasan Deobendi'nin halifesi anlatıyor kendi kitaplarında, kendi yazdıklarında ki Mevlana İpek gönderiyorlardı. Mesela bir kişiye sen bu ipek vermen lazım. Ama o ipekte hiçbir şey yazılmıyor. İngilizler bu yüzden ipek alınca bu ipek bir parçası. Hiçbir şey yazmıyor. Ama bilen kişiler onlara cemaat-i muhlisin ya muhlis kişilerin bir cemaati diye gizli bir cemaat Mahmud Hasan Deobendi kurmuştum. O Afganistan, sonra Fransa, Türkiye ile beraber ilişkiler kurdu. Hicaz'daki Anwar Paşa Türkiye tarafından bir mas'ul yani safir Hicaz ve Medine Münevvere'de onlarla Galip Paşa, Anwar Paşa onlarla görüşüyorlardı her zaman. Afganistan tarafından çünkü orada kabile sistemi var. Kabilelerde siz biliyorsunuz Afganistan'daki onlar kendi aslihalar, kendi şeyden örütüyorlar. Onlarda biraz şey var, daha hamiyet var. Küçük şeylerde de savaş başlıyorlar. Bu yüzden Mahmud Hasan Deobendi Afganistan tarafından İngilizlere karşı bir savaş başlatmak istedi. İngilizler Hindistan'da biraz zayıfleşirse o zaman bu zayıfleşmek hilafete bir yardım gibi olacak diye şey yapmışlar. O ipek mendilde iki şey çıkarınca o mazmun belli oluyordu. Böyle bir şey, çok gizli bir hareket dedi. Hilafet hareketinin üç önemli bir maksat ya hedef vardı. Birinci hedef İngilizler Müslüman liderler tarafından böyle bir yani yazıları gönderildi. Yani hatta oradaki başbakan Londra'daki Lloyd George
onlara böyle hatta bu hoca da zikretmiş Muhammed Ali Cevher'in kıyadetinde, onun liderşipinde bir vakfı Hindistan ulema tarafından, Hindistan lider tarafından Londra'ya gönderildi. Orada Muhammed Ali Cevher oradaki başbakan Lloyd George'le görüştü. Dediler ki biz her şeyi kabul ederiz. Hatta jillaca yani yaklaşık 100 yıl ya da 90 yıl 1857'den 1920'ye kadar yaklaşık biz vefalıyız size. Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapma için kalkmadık. Ama hilafete bir zarar gelirse o zaman biz sizinle savaş açarız. Hatta 5 Şubat 1922'de Hindistan'da Uttar Pradesh diye bir eyalet var. Orada bir şehirde oradaki Müslümanlar çok fazla kızmışlar hilafet meselesi yüzünden. Oradaki bir şey yapmışlar. Bir polis merkezi. Çünkü o polis o zaman İngilizlerin şeyiydi. Yani mesul gibi ya da bir karakol gibi. Yani böyle şeyler o zaman Hindistan'da yaşandı. İkinci şey hilafet için birinci maksat hilafet yani yıkılmayacak. Bu söz verilen yani hilafet hareketi için hilafet hareketinin birinci maksat hilafet yıkılmayacak, hilafet baki olacak. İkinci maksat makamat-ı mukaddesa da İngiliz ya da itiraf devletlerin ordular girmeyecek. Mesela Mekke, Medine, Filistin, Necef, Basra. Ama biz biliyoruz ki yani birinci savaşa yenildikten sonra bu İngilizler kendi sözlerinde durmadılar. Savaş bittikten hemen sonra Cedde ve Basra'da kendi orduları indirdiler. Üçüncü şey hilafet ya da Osmanlı İmparatorluğu parçalanmayacak. Ama iki şeyde yani bu üç hedeflerde Hindistan'daki hilafet hareketi tam olarak yani başaramadılar. Bunun bir bir sırrı var. Biz zaten biliyoruz o zaman Hindistan'da Hindu Müslümanlar bir araya geldiler İngilizlere karşı savaşmak için. Tarihte böyle bir şey olmamıştı. Bunun sebebi Gandhi tarafından böyle bir şey oldu. Muhammed Ali Cevher aslında Gandhi'ye bir uzletten yani bir Gandhi her şeyi bırakıp yani uzlette gitmiş ama Muhammed Ali Cevher onu çıkarmış. Onu Müslümanlar, Hinduların bir lider yapmış. Ama Gandhi bu leadership Hinduların bir ayrı bir devlet için kullanmış. Bu bilgi her tarihçi yazmıyor ama bu önemli bir bilgi. Hatta bazı mu'tedil Müslümanların muharrirleri diyorlar ki hilafet hareketi başaracaktı ama son dönemde bu mesela ben zikrettim 5 Şubat 1921'de bir hadise oldu. Ondan sonra Gandhi ayrıldı o hareketten. Dedi ki bu hareket biraz müştahil oldu. Orada o zaman Mevlana Abulkalam Azad, Mevlana Muhammed Ali Cevher, Mevlana Şavkat Ali bunlar hepsi hapishanedeydi. O zaman Gandhi Hindu ve Müslümanların böyle bir şey elini bıraktı. O zaman hareketi bir de şey oldu. Bu hareketin devamı. Ben dedim İngilizler kendi sözlerinde durmadığı zaman Hindistan'da bir non-cooperation diye bir hareket başladı. Terk-i muhalat hareketi.
Bu terk-i muvalat hareketi çok güçlü bir hareketti. İngilizlere karşı her okullardan kendi çocukları aldılar. Üniversitelerde, okullarda, kolejlerde Müslüman ya Hindular görevlerdeydi. O zaman görev bıraktılar. Tam olarak İngilizlere karşı terk-i muvalat diye, yani non-cooperation diye bir hareket başlattılar. Ondan sonra bu hareket devam etti. Bu hareket devam edince Maulana Abu'l-Kalam Azad kendi için Müslümanlara bir araya toplamak için, o biliyordu zaten Hindular Müslümanların Hindularla beraber bir araya gelmeyi fırsat kullanmıyorlar. O biliyordu. Bu yüzden İmam-ı Hind diye kendine bir hitap verip Hindistan'daki bazı şehirlerde bayit almak istedi. Bir almaya başladı. Onun öğrenciler Hindistan'daki bazı şehirlerde gitmişler, bayat almaya başladılar. Ama bazı alimler hapishaneden çıkınca bunu münasip görmediler. Dediler ki Müslümanlar Hindistan'da. Hindistan deyince sizin aklınızda şimdiki Hindistan olmasın. O zaman Hindistan, Pakistan, Bangladeş bir kıta idi, bir devlet idi. İngilizler biliyorsunuz oynamaya çok iyi biliyorlar. Biz her zaman onların oyunuyla içeri giriyoruz. Biz kandırılıyoruz her zaman. Mekke'deki Şerif-i Mekka, Urdun'daki Şerif Hüseyin, Afganistan'daki Amir Habibullah, bu üç kişiye bunlar şey yaptılar. Dediler ki bu Osmani halifelerden halifeliği alıp size vereceğiz. Amir Habibullah'a da aynı söz verdiler. Bir de Şerif-i Mekke'ye, Şerif-i Urdun, Şerif Hüseyin. Herkese böyle bir güzel bir rüya gibi bir şey gösterdiler. Herkes tamamdır, güzeldi. Bu yüzden yenildiler. Ondan sonra Müslümanlara bu konuda bir şey zikir etmem lazım. Çok önemli bir şey. Müslümanlar dediğim gibi onlar mukaddes şehirler, yani mukaddes bölgelere hiç dokunmayacaksınız diye bir söz almışlardı. O mukaddes yerlerden Filistin dedi, İngilizler Filistin Yahudlara satmışlar. Bu da çok önemli bir şeydi. Müslümanlar ayağa kalktırar İngilizlere karşı. Sonra hicret hareketi başladı Afganistan için. Maulana Abu'l-Kalam Azad, Maulana Abdülbari Hazretleri bunlar fatva vermişler ki şimdi İngilizlerin altında, zulümlerin altında kalmak Müslümanlara yakışmıyor. Müslümanlara başka bir devlete hicret etmek, orada kendi güçlerini bir araya toplamak, ondan sonra cihat ilan etmek için bir fatva vermişler. Ondan sonra biliyorsunuz siz Muhammed Ali Cinah'a yani İngilizlerin oyunu şey yapmış, almış ya da kabul etmiş, bilerek bilmeyerek biz bilmiyoruz, bir kişinin niyetine hamle etmiyoruz ama Muhammed Ali Cinnah Pakistan'daki bir hayal yapmış, demiş ki Pakistan Hindistan'dan ayrılsın, Müslümanların ayrı bir state olsun ama bu İngilizlerin bir oyunu değil, onların bir taide var, farrek tasur, parçala sonra hükümet et. Onlar parçaladılar Hindistan'a, Pakistan'dan. Sonra Bangladeş, Pakistan'dan sadece dil yüzünden ayrıldı. Sadece dil yüzünden. Başka bir sebep yok. Hatta bazı muharrihler bu konuda bir makale yazmışlar. Lugatun şakiyya biha ahluha. Böyle yani dil, o, yani böyle bir dil yüzünden o bölgedeki insanlar çok sıkıntı çekmişler Bangladeş'teki. Benim yani ben makale hazırlamıştım, yazılı bir makale size de verecektim ama gelirken Türk Hava Yolları'ndan Allah'ın bir maslahatıdır, benim bagaj kayboldu, hala haberi yok, siz dua edin, ben yazdıkları makalelerim onun için de. Bir de Türkçe için şey yapıyorum, benim Türkçem o kadar şey değil, tamamen anlatamadım. Eyvallah. Ben burada Yunus Hocam'a pozitif ayrımcılık yaptım müsaadenizle. 15 dakika yerine 22 dakika konuştu. Kendisi Hindistan'dan özellikle bu panelimiz için geldi. Eşi rahatsızdı, bırakıp geldi. Teşekkür ediyoruz Yunus Hocam'a. Ben de hangi konuşmacımız artık Hindistan'ı bir bütün olarak
eski haliyle Bangladeş'i içine katacak, Pakistan'ı içine katacak, bunun üzerinden yürüyecek diye düşünürken hocam ucundan kıyısından Muhammed Ali Cinnah'ın da hareketine çok kısa değindi. Ama GASAM'ın özellikle Hindistan-Pakistan ayrımında İslam ümmeti neler kaybetti, bu konuda bir çalışma, özellikle bir çalışması yapması lazım. Hala kanayan bir yara Keşmir problemimiz var. Bunun üzerinde de bu bağlamda bir çalışma yapması gerekiyor. Ben sözü uzatmadan bugün geçebilirsiniz abi. Bugün artık Hindistan Hilafet Hareketi, Türkiye-Hindistan ilişkileri, bugüne yansımaları, tarihten bugünümüze ne devşirdik, ne aldık, ne veriyoruz, neler yapıyoruz, iktisadi, siyasi anlamda, kültürel anlamda, STK'lar anlamında neler yapılmalı? Ömer Korkmaz hocamızı kürsüye davet ediyorum. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد bugün 14 Mayıs 2016 demokrasi bayramınız hayırlı olsun diyerek başlayalım. Biz ne yapıyoruz burada? Bu salonda niye bir araya gelmişiz? Aşağı yukarı büyük oranda anlatıldı ancak bugünkü toplantının aslında çok farklı boyutlarda anlamları var. Biraz onlara değinmek istiyorum. Önce tabii konuya girmeden önce organizasyonu yapan GASAM yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Her şeyden önce böyle bir konuyu güzel anlatma fırsatı verdiler. Böyle güzel dostlarımızla bizi bir araya getirdiler. Ancak salona bakıyorum. Salondaki arkadaşların hemen hemen hepsi bu konuyu iyi bilen arkadaşlar. Dolayısıyla çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok gibi geliyor bana. Çünkü aşağı yukarı bölgeyi iyi bilen arkadaşları görüyorum salonda. Fakat yine de şunu söylememde fayda var. Biz bir tarihi olguyu, bir geçmişi, bir tecrübeyi tekrar tekrar, dönüp dönüp tekrar tekrar analiz etmemiz lazım. Farklı yönlerini incelememiz lazım, masaya yatırmamız lazım. Çünkü tarihteki bu tecrübeleri gözden geçirmezsek o gün düşmüş olduğumuz tuzaklara tekrar tekrar düşüyoruz. Yani şimdi öyle benzerlikler var ki şimdi Yunus kardeşim tabii güzel anlattı. O anlattıktan sonra çok fazla tarih background'a girmeye gerek yok ama hakikaten aynı olaylar, aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bu konuları tekrar tekrar konuşmamız gerekiyor. Bir de bu bölge enteresan bir bölge. Biz Osmanlı deyince hepimizin Türkiye'deki insanlar olarak, belki dünyadaki Müslümanlar olarak hemen gönlümüzde bir şeyler kıpırdar Osmanlı deyince ama karşımızda ve şu anda incelemiş olduğumuz topraklar 800 yıllık bir imparatorluktan bahsediyoruz. Yani Osmanlı'dan 200 sene daha fazla yaşamış bir imparatorluk ve bize çok yakın. Kültürel olarak, tarihi olarak, hatta dil olarak, coğrafi olarak da çok uzak sayılmaz. Çok fazla değil. 7000 kilometre sonra Hindistan'dasınız yani. Dolayısıyla böyle bir bölgeyi çok fazla incelemek, araştırmamız gerekiyordu. Belki biz sadece bugün GASAM olarak ve buradaki arkadaşlar olarak Hilafet Hareketi üzerine duruyoruz ama sadece Hilafet Hareketi değil, bölgede ele alınması gereken yüzlerce mesele var. Bunlara da belki yani vakit kalırsa değinmek isterim. Niye Hilafet Hareketi bu kadar önemliydi? Mesele sultanlık meselesi değildi. Hindistan'daki Müslümanların evet bir sultanı vardı ama Müslümanlar açısından hilafet siyasi olduğu kadar aynı zamanda dini, akaidi bir meseledir. Özellikle Sahih Müslim'de geçen bir hadiste Müslümanlar biatsiz yaşamamalı felsefesinden hareket ederek Müslümanlar bu meseleyi dini olduğu kadar siyasi, siyasi olduğu kadar da dini bir mesele olarak bakıyorlardı. Hızlı bir şekilde belki geçmek gerekir ama Hindistan tarih boyunca Hinduların çoğunlukla yaşadığı bir ülke oldu. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Ama Hinduların çok çoğunlukta olduğu farklı ne kadar etnik yapı varsa bir o kadar da dinin olduğu, belki Hinduizmin içerisinde bile farklı farklı odacıkların, grupçukların olduğu binlerce mezhebin, Hinduizm altında bile binlerce diyorum çünkü 1 milyar nüfustan bahsediyoruz. Binlerce dini anlayışın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yalnız burada Müslümanlar yönetimdeyken bile hiçbir zaman Daişleşmediler.
tarihi tecrübe açısından bizim için çok önemli. Yani Müslümanlar evet geldiler. Hatta daha ilginç bir anekdot daha bahsedeyim. Bunu belki tartışabiliriz. Hindular Gazneli Mahmut ve arkadaşlarına çok teşekkür borçludurlar. Onlar öyle derler en azından. Derler ki eğer Gazneli Mahmut bir gün Hindistan'ı fethetmek yani işgale kalkmasaydı veya işgal etmeseydi, silahlı müdahale etmeseydi bu sufi gruplar var ya bütün Hindistan neredeyse Müslüman yapacaklardı. İyi ki Gazneli Mahmut geldi de bizi uyandırdı, bizde de bir etnik ve dini bilinç oluştu diye de bir yaklaşımları var. Bu da bir anekdot olarak kenarda dursun. Ama Müslümanlar geldikten sonra bile, Gazneli Mahmut'tan sonra işte Afganistan üzerinden Müslümanlar Hindistan'a geldikten sonra bile hiçbir zaman işitleşmemişlerdir. Yani her ne kadar halkın büyük bir kısmı ve çoğunluğu gayrı, bunu hep her yerde yapmışlardır ama İstanbul'da böyledir. Yani 18. yüzyıla kadar, hatta 18. yüzyılın yarısına kadar İstanbul hep gayrimüslimlerin çoğunlukta yaşadığı bir şehir olmuştur. Ama hiçbir zaman Müslümanlar yine işitleşmemişlerdir. Bu tarihte 3-4 tane IŞİD süreci vardır. Yani onu belki ayrı bahsetmek lazım ama bu bir karamitalar dönemi vardır, hariciler dönemi vardır. Tarihte zaman zaman nükseden ve bugün itibariyle küresel güçler tarafından kullanılan bir malzeme olarak kullanılan bir şeydir. Karamitalar bir dönem yine Kabe'yi işgal etmeye kalkan Cüheyman ve ekibi olmuştur. Bu dönemde de IŞİD'leşme süreci başlamıştır falan filan. Ama Hindistan'da bu olmamıştır. Bu çok önemli bir şeydir. Yani Müslümanlar burası gayrimüslim, bunların hepsi kafir, işte Hindu, hatta ehli kitap da değiller. Yani burası da çok önemli bir şey. İşte ehli kitap olursanız size özgürlük hakkı tanırız. Böyle bir şey de yapmamıştır Müslümanlar. Yani hiçbir kitaba inanmadıkları halde, semavi ve ilahi bir dine inanmadıkları halde orada barış içerisinde onlarla yaşamayı becermişlerdir. Bir başka nokta, hızlı hızlı geçeceğim, ben tarihsel arka plana girmek istemiyorum. Osmanlı-Hindistan ilişkileri bir bakıma çok kopuktur. Ama zaman zaman da çok farklı ilişkiler içerisine girmişlerdir. Mesela Hindistan'daki Müslümanların çok ihtiyacı olduğu dönemlerde 1857 öncesi var. Kardeşimiz 1857 dedi. 1857 son noktadır. Yani ondan önce bir sürü direnişler olmuştur. Tamamı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yani Hindistan'a İngilizlerin girme süreci 17. yüzyılda başlamıştır. Ve oraya girerken de bugünkü IMF türünden bir şirketle, East India Company dedikleri bir firma üzerinden girmişlerdir ve adım adım oradaki küçük prenslikleri, iktidarını satın almışlardır. Savaşarak girmemişlerdir. Bu da çok önemli bir şeydir. Ne zaman ki Müslümanlar fark etti, Hindular ve halk fark etti ki ülke işgal altına giriyor, bir direnişler başlamıştır şurada burada. Ama bunların büyük bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve bunlar da aşağı yukarı 1857 itibariyle sonuç bitmiştir. O zaman Müslümanlar farklı stratejiler izlemeye başladılar. Yani biz İngilizler karşısında bu kadar savaştık, yenildik. O zaman ne yapalım? İngilizleri protesto edelim, muhalif bir tavrımız devam etsin ve kendi aralarında ikiye ayrılmışlardır. Burayı değinmeden geçmemek lazım. Birinci grup demişlerdi ki Hindistan'da, Hint bölgesinde, tabi Hindistan deyince o vurgu çok önemliydi. Bugünkü Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'ı kastediyoruz. Alt kıtadan bahsediyoruz. Onunki Müslümanlar demişlerdir ki İngilizler buraya gelmeden önce iktidar bizdeydi bir kısmı. Dolayısıyla biz İngilizler gittikten sonra da iktidarda kalmamız lazım. Bunun için de bütün devlet bürokrasisinde var olmamız lazım. Devlet bürokrasisinde var olmanın yolu da İngilizce bilmekten geçer demişler. Burada bir hareket olmuş. Burada bir grup olmuş. Bir grup demiş ki hayır, bunlar hepsi kafir. Bu kafirlerin dillerini de öğrenmemiz lazım. Bürokrasisinde de çalışamayız. Burası darülharptır. Yani böyle bir muhalif tavır sergilemişler. Buradan da medrese doğmuş. Medrese zaten vardı ama daha organize olmuş diyelim. Ve çok ilginçtir bu Diyobent, tekrar tekrar söylenen Diyobent hareketi, Diyobent denen bir köyde bir nar ağacının altında bir Hocaeli talebe arasında başlamıştır. Bu kadar da zor şartlarda başlamıştır ama buradan büyüyen bu hareket bugün kocaman Darül Ulum dedikleri veya Diyobent Üniversitesi dedikleri on binlerce öğrencinin okutulduğu bir merkeze dönüşmüştür. Sadece Hindistan'da kalmamıştır. Bugün Pakistan, İngiltere, Amerika'da dünyanın birçok yerinde bunların şubeleri vardır. Sadece İngiltere'de 600 medrese olduğunu söylersen belki şaşırırsınız. Ama 600'den fazla medrese var. Bunların irili ufaklı 600'den fazla medrese var. Ve bunların büyük bir kısmı da Hindistan'dan giden, Pakistan'dan giden Müslümanların açtığı medreseler. Dolayısıyla bu coğrafya, bu bölge gerçekten stratejik ve önemli bir bölge. Ama bizim maalesef Cumhuriyet döneminde çok da ihmal ettiğimiz bir bölge. Tekrar söylüyorum, Osmanlı-Hint ilişkileri zaman zaman geldiklerde çok fazla ne kadar güçlü diyalog var çok emin değilim ama çok enteresan bir şey olmuş. Hintliler Osmanlı'dan kız almışlar. Dolayısıyla böyle bir akrabalık bağı da oluşmuş. Yani ve zaman zaman Hindistan'dan ulamalar, alimler İstanbul'a gelmişler. Mesela çok meşhur bir şey vardır.
Bu İzhar-ı Hak diye bir kitap var. Bir tane Hindistan'da misyonerliğin de en çok yaygın olduğu bir bölge Hindistan o zaman. Ve Müslümanlara karşı çok sert yazılar yazan bir tane Fonder diye bir tane misyoner var. Ve bu adam Kur'an'ı çok iyi biliyor, hadisi çok iyi biliyor. Hep içeriden vuran bir adam, sıradan bir adam değil. Bir tane medrese alimi diyor ki ben İncil'i ve bütün Hristiyan literatürünü okumadan bunlara cevap vermeyeceğim diyor. Bütün literatürü okuyor. Fonder'i şeye davet ediyor, düellöye davet ediyor ve binlerce insan önünde Fonder'in işini bitiriyor tartışarak. Yine İslam toplumu düşünün, bütün her şeye rağmen o kadar özgürlükçü ki, yani o kadar İslam'ın aleyhinde makaleler çıkıyor, kimse de gidip bu adamı öldürmüyor. Bu da enteresan bir şey, yani bunu da görmek lazım. Devam ediyorum, sonra bu adam Hindistan'da yerleyince kaçıp geliyor İstanbul'a yerleşiyor. İstanbul'da misyonerlik faaliyetlerini devam ediyor. Osmanlı uleması misyonerlere karşı hazır değiller, yani altyapıları iyi yeterli değil. Osmanlı Sultanı diyor ki kim bu adam araştırın. Diyorlar ki bu adam Hindistan'dan gelmiş, orada Müslümanlarla mücadele etmiş, kaçmış gelmiş buraya. Diyor ki kimle tartışmış falan. O adamı getirir İstanbul'a diyor ve o günkü Kayranavi, meşhur bizim El Hindi dediğimiz, Kayravani El Hindi dediğimiz adamı İstanbul'a getirtiyor Sultan. Ve bununla karşılıklı tartıştırmak istiyor. Fakat bunu duyan Fonder İstanbul'dan kaçıyor. Yani İstanbul'da enteresan, yani Osmanlı devlet büyük bir imparatorluğu ve bu kadar misyonerlik faaliyeti yapıyor. İslam'ın aleyhinde konuşmalar var. Sultan isterse bunu tutup öldürtürebilir. Bunu yapmıyor. Yine fikri fikirle karşı çıkıyor. Bunlar bize birer tarihi tecrübe olarak, anekdot olarak önemlidir diye bunları söylüyorum. Osmanlı kendi başına bir şekilde devam ederken, Birinci Dünya Savaşı'na giriyoruz, hızlı bir şekilde geçelim. Birinci Dünya Savaşı'nda tabii ki biz çok cepheleri kaybediyoruz. Hindistan'da Osmanlı demek, Hindistan'da Osmanlı demek sadece Türkler demek değil arkadaşlar. Yani bunu düzeltmekte fayda var ama her ne kadar zihinlerinde Osmanlılar, Türkler var ama coğrafi olarak sadece Anadolu'dan ibaret değil, onu öyle düzeltelim Osmanlı. Mekke, Medine demek. Dolayısıyla Osmanlı topraklarının işgal edilmesi demek, Mekke, Medine'nin de işgal edilmesi demek. Dolayısıyla Müslümanlar, Hint Müslümanları da bu konuda aşırı derecede duyarlılar. Ve Hindistan'daki Müslümanlar uyarılarda bulunuyorlar. Eğer işte hilafete, halifeye, kutsal emanetlere, topraklara bir müdahale olursa biz burada intihar edenleri yaparız falan filan. Ve buna benzer bir sürü çalışmalar devam ediyor. İsimleri zikredildi, hızlı bir şekilde geçiyorum. Ama burada her ne kadar Muhammed Ali kardeşler, Ali kardeşler diyorlar ona, Ali kardeşler çok önemli fonksiyonlar olsa da belki en çok üzerinde durulması gereken, belki de üzerinde en az durulan şahsiyet Şeyhül Hint Mahmud el-Hasan'dır. Şeyhül Hint Mahmud el-Hasan hem muhaddistir hem fakihtir ve çok güçlü bir alimdir. Ve talebesi Hüseyin Ahmet Medeni ile birlikte Hindistan'daki hilafet hareketine en çok destek veren veya hareketi örgütleyen şahsiyetlerden birisidir. Burada çok önemli bir anekdottan bahsedeceğim. İngilizler bu iki şahsiyeti yakalıyorlar ve Malta Adası'na sürüyorlar. Çok enteresandır. Malta Adası'na sürüyorlar. Malta Adası deyince aklınıza hemen Vahdettin gelsin. Bizim tarih kitaplarında şöyle öğretildi. Vahdettin İstanbul'dan bir kayağa binerek ve küçük bir gemiye binerek, kayağa binerek Malta Adası'na kaçtı dendi. Hayır, kaçmadı. İngilizler tarafından zorla Malta Adası'na sürgün edildi arkadaşlar. Şimdi bunu böyle okuyabiliriz. Niye? Çünkü o günkü Malta Adası bugünkü Guantanamo'ydu da onun için. İngilizler yakaladıklarını oraya gönderiyorlardı. Daha da enteresan bir şey, yani Hilafet Hareketi'ne döneceğiz tekrar ve devam edeceğiz. İngilizler daha sonra Malta Adası'nda Şeyhül Hint Mahmud el-Hasan'ı bırakıyorlar. Hüseyin Ahmet Medeni'yi de bırakıyorlar. Tabii dünyanın dengeleri değişmiş, bir sürü şeyler değişmiş. Bu özellikle Hüseyin Ahmet Medeni gidiyor Medine'ye yerleşiyor. Medine'ye yerleşiyor, babası da Hüseyin Ahmet Medeni'yi arıyor. Nerede olabilir Hüseyin Ahmet Medeni? Bunlar olsa olsa İngilizler yakalamıştır. Olsa olsa İstanbul'dan bir araştırayım diye İstanbul'a geliyor. İstanbul'da oğlunu aramaya geliyor. Her ne hikmetse İstanbul hükümeti, o günkü hükümet Hüseyin Ahmet Medeni'nin babasını alıp tutukluyor ve Edirne cezaevine atıyor ve Edirne cezaevinde vefat ediyor. Bu da enteresan bir şeydir. Hüseyin Ahmet Medeni Medine'de yaşarken bir talebesi oluyor. Talebesinin adı İbrahim Beşiri. Beşir İbrahim'i. Beşir İbrahim Cezayirli birisi. Ve bundan hadis okuyor, ilim okuyor. Daha sonra Medine'ye yerleşmek istiyor Beşir İbrahim'i. Hüseyin Ahmet Medeni diyor ki hayır diyor, sen Cezayir'e gideceksin. Cezayir'deki özgürlük mücadelesini başlatacaksın ve destek vereceksin oradaki Müslümanlara diyor. Gittiğin zaman iki tane iş yapacaksın. Bir, Cemiyet-i Ulema-i Müslümin Cezayir'i koyacaksın diyor. İki, Şihab diye bir dergi çıkaracaksın diyor. Niye bunları söylüyor Hüseyin Ahmet Medeni? Çünkü onlar Hindistan'da Cemiyet-i Ulema-i Müslümin, Müslümanların birliği, Müslümanlar, Müslüman Alimler Birliği diye bir birlik kurmuşlar.
Bir de dergiler var. Şihab diye aynısını git sen de kur Cezayir'de diyor. Bugün hala Cezayir'de Cemiyet-i Ulema-i Müslümin kurumu var ve Şihab dergisi uzun yıllar çıkmış bir dergi. Bunlar niye söylüyorum? Hilafet hareketinin yansımaları sadece Hindistan'da kalmış bir şey değil. Söylemin hızlı aktığını farkındayım ama söyleyecek çok şey var. Sadece şöyle söyleyeyim, istiyorsanız toparlayayım ve bitireyim. Yani bu böyle bitmez. Bu maç devam etmesi lazım ama şöyle söyleyeyim. Hilafet hareketinin ben sonra 3 tane devlet çıkmıştır arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Birisi Hindistan, birisi Pakistan ve birisi Bangladeş. Bunların hepsi Hilafet hareketinin ateşlemiş olduğu bağımsızlık ve özgürlük fikrinden ortaya çıkmış hareketlerdir. Gandhi değinildi. Gandhi Hilafet hareketinin önemli aktörlerinden birisidir. Ama Gandhi'nin amacı, yani her ne kadar başlangıç itibariyle o da bir Müslüman değil ama o da işte hilafete destek amacıyla belki olayın içerisinde. Fakat yollar şurada ayrılıyor. Hilafet hareketi şiddete başvurunca Hindistan'da diyor ki biz şiddet tarafları bir hareket değiliz. Dolayısıyla yollar ayrılıyorlar. Ama Gandhi bunu çok iyi kullanarak, değerlendirerek Hindistan'ın bağımsızlığı içinde bunu değerlendirmiş oluyor. Ama sonuç itibariyle hilafet hareketiyle başlayan özgürlük ateşi meşalesi 3 tane devlet ortaya çıkıyor. Buradan 3 tane de hareket çıkıyor arkadaşlar. Hilafet hareketinden yola çıkarak 3 tane hareket ortaya çıkıyor. Birisi, çok şaşıracaksınız belki, birisi tebliğ cemaati. Tebliğ hareketi, bunu bir tebliğ hareketi diyebiliriz. Tebliğ cemaati olarak bilinen hareket 1927 yılında kuruluyor Hindistan'da. Yani Müslümanların içinde bulunduğu o perişan durumu gören bir kısım ulema, bunların başında Muhammed İlyas Hazretleri var. Diyor ki biz farklı bir hareket kurmamız lazım. Siyasi olarak bunları denedik. Örgütsel olarak denedik. Silahlı olarak denedik. Olmuyor, biz tebliğ türü bir çalışma yapalım. Zaten insanlar camiye gelmiyorlar. Biz insanların ayağına gidelim diye bir hareket kuruyor. Yıl 1927. Ama ondan sonra 1928'de bir hareket daha kuruluyor. O da yine hilafetin yıkılmasıyla bağlantılı olarak gelişmiş bir harekettir. O da Müslüman Kardeşler Teşkilatı. Hindistan'da üçüncü bir hareket daha kuruluyor. O da Cemaat-i İslami, Mevdud'un tarafından kurulan Cemaat-i İslami. Üç tane hareket aslında hilafet hareketinin sürekli devamı olarak ortaya çıkmış oluyor. Yine devam etmek gerekirse bu damar, yani hilafet hareketinin damarını biraz daha geçmişe bakacak olursak aslında Şah Veliullah Dehlevi geleneğinden, İmam Rabbani geleneğinden gelen bir hareket bunlar. Ama burada belki üzücü bir şey söyleyeceğim. Bu hareketlerin tamamı, yani belki üzücü bir şey ama İmam Rabbani bir kenara koyacak olursak, çünkü o zaman Müslümanlar en azından devleti var ama o hareketin süreç içerisinde büyük bir kısmı hep başarısızlıkla sonuçlanmış. Dolayısıyla bugün bazen bunları incelemek, bir ders almak için incelememiz çok önemli ama başarısız bir model olarak da direniş hareketi gibi önümüze koyup aynı hataları tekrar etmemiz çok riskli olur diye düşünüyorum. Yani bizim o günkü hataları niye başarısız olmuşlar bunların dersini almamız gerekiyor. Gelecekle ilgili projeksiyonlar, öngörüler yaparken de bunlardan istifade etmemiz gerekiyor. Yine çok ilginç bir şey, Hindistan'da Urduca bilmeyenler için söyleyeyim. Çoğu buradaki sağdakileri bildiğini biliyorum ama Urduca diye bir dil var. Urduca aslında Orduca demek. Ordu kelimesi Türkçe bir kelime. Onunki kullanılan dil farklı diller olduğu için coğrafyada ordu içerisinde Hindistan, onunki Hindistan ordusu içerisinde ortak bir dil gelişiyor. Farklı dillerden karma bir dil. Burada Farsça var, Türkçe var, Arapça var ve Sanskritçe'den oluşan ortak bir dil çıkıyor. Bunun adına Orduca diyorlar. Bu da enteresan o bölgede. Fakat çok enteresan bir şey. Müslümanlar, biraz önce bahsedildi, her ne kadar burada farklı yorumlar olsa da Nedim abi yok şu anda, rahat konuşabiliriz. Pakistan'ın kurulması aslında bir yani hilafet hareketiyle birlikte iki şey çıkıyor ortaya. Bir Hindu milliyetçiliği çıkıyor, bir de İslam milliyetçiliği çıkıyor. İslam milliyetçiliğinin sonucu Pakistan ortaya çıkıyor. Bu takdir edilebilecek bir şey. Katılırız, katılmayız. Ancak Pakistan İslam adına kurulmuş bir devlet olmasına rağmen kültürel olarak, yani o gün Hindistan'dan çok fazla ileri bir adım atmış olmuyor. Yani mesela 1950'lerde en çok tartışılan şey Pakistan Anayasası ne olacak? Eğer Şebir Ahmet Osmani olmasaydı, Mevdud olmasaydı belki Hindistan gibi seküler bir devlet modeli olacak. O zaman şu soruyu sorarlar adama. Siz Pakistan'ı niye kurdunuz arkadaş? Bu kadar insanın canına niye kıydınız diye sorarlar. Bu da enteresan bir anekdot olarak tabii bulunması lazım zihninizde. Tabii Müslümlük, Müslümanların Birliği Teşkilatı'nın başındaki adam Muhammed Ali Cinna bugün çok da bizim anladığımız anlamda
bir şahsiyet deyip onu detaylara girmiyorum. İsteyen detaylarını inceler, görür. En azından bilenler bilir. Yine çevreyi rahatsız etmemek için detaylara girmek istemiyorum. Sonuçta bir ulusun, bir milletin kurucu babası. Kaide Azam en büyükleri olarak biliniyor. Dolayısıyla çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bitirelim isterseniz. Tabii enteresan bir şey. Acı olan şu, Hindistan'daki hilafet hareketi, orada çok büyük umutlarla kurulan bu hilafet hareketi, Anadolu'daki Türklerin, Anadolu Türkleri diyorum, artık bu coğrafyadaki Türklerin kendi elleriyle hilafeti feshetmesiyle birlikte veya o bir tabirle parlamenton tahtından mündemiş etmesiyle birlikte Hindistan Müslümanları da yıkılmışlar ve hilafet hareketi de o gün kendi aralarında tekrar müzakere ederek bu hareketi noktalandırmışlar. Ancak dediğim gibi oradan başka o damar devam etti. İşte ortaya 3 tane hareket, 3 tane devlet ortaya çıkardı. Bu arada enteresan bir şey. Yine hilafet 1924'te kaldırdıktan sonra 1925'lerde Eser'de ciddi bir toplantı oluyor. Yani Türkler bu hilafeti kaldırdılar. Biz hilafetsiz yaşayamayız. Dolayısıyla hilafeti gelin Eser'e yükleyelim. Eser hilafeti temsil etsin diyorlar. Ancak hilafet dediğiniz mesele ordusu olacak, ekonomisi olacak, askeri olacak, işte müstakil devlet olacak. Eser buna uymaz diyorlar. Sonra 1931'de bir de Kudüs'te toplantı yapılıyor. Hep bunlar hilafet toplantıları. O Hindistan'da başlayan o damar devam edip gidiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Ancak biz Ankara hükümeti o gün bunu bitirdiği için Hindistan Müslümanları da o süreci bitirmiş oluyorlar. Detaylara girmek istemiyorum. Söylenecek çok çok şeyler var. Bu İpek Mendil konusuna değinildi. Güzel bir anekdottu. İpek Mendil belki tam ifade edememiş olabilir kardeşimiz. İpekten bir mendil veya bez parçası diyelim ona. Onun üzerine yazılar yazılıyor. Ama bunu ancak karşı taraf bir şekilde, hani bizde de vardır o, limonla yazılır sonra sıcağı tutunca okunur ondan sonra. Bu hikayeyi küçükken öğrenmişsinizdir. O İpek Mendil hareketinde de yazılan yazılar bir yerden bir yere mesaj göndermek üzere kullanılan bir sistemdi. Aynı sistemi biz Pakistan'da okuyan arkadaşlar olarak duymuşuzdur, arkadaşlar bilirler. Afganlı mücahitler de bir yerden bir yere mesaj gönderirken o bir mendil üzerine yazıyorlardı. Ceketin iç kısmına bir yere dikiyorlardı. Yolda aradıkları zaman hiçbir şey çıkmıyordu ortaya. O mendil hareketi her zaman kullanılabilecek bir taktiktir. Öyle yani X-ray cihazlarına falan da yakalanmıyor yani. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Gerçekten bu Afganistan'a hicret meselesi, yine anlatıldı Afganistan'a hicret meselesi çok acı bir tecrübedir. Maalesef bu hata bugünlerde tekrar yapılıyor. Bu hata tekrar yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Doğu Türkistan'daki Türklere diyorlar ki burası Darülhak'tır. Siz burayı terk edin, gidin. Suriye'de biz devleti kurduk, hilafeti kurduk, gidin orada yaşayın diye. Binlerce insan Tayvan'a, Tayland'a, oradan Türkiye'den de Suriye'ye hicret etmiş durumda. Bugün en az 10 binden fazla Doğu Türkistan Suriye'de. Bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz. Bu çok enteresan bir şey. Aynı dramlar, aynı şeyler yaşanıyor. Ve maalesef yarın Suriye'de denklem değişirse ki oraya doğru gidebilir. Belki negatif olarak gelişirse. Bunların büyük bir kısmı Türkiye'ye gelecek. Türkiye kucağında 5000 tane DAEŞ'li Doğu Türkistan'ın kardeşini ağırlamak zorunda kalacak. Onların da burada ne yapacağını artık bilemiyoruz tabii yani. Böyle bir sıkıntımız var. Bir başka şey belki son olarak söylemem gerekirse, hicreti söyledik. Son bir tane de hikaye anlatayım, ondan sonra bitireyim. İki tane Pakistanlı, biz Pakistan diyoruz ama hangi tarihte gitmişler, yani Hindistanlılar mıydı, Pakistanlılar mıydı bilmiyorum. Medine'ye gitmişler, bir tanesi dua ediyormuş. Ama bunlar Lahorlu, yani eski Lahorlu, yeni Lahorlu bilmiyoruz. Bir tanesi dua demiş, ya Rabbi benim canımı burada al, Allah Resulü'nün şefaatine nail olayım, burada beni göreyim, ben de Cennet-i Baki'ye gideyim falan filan. Böyle ağlayıp sızlıyormuş. Yanındaki Lahor'u da vuruyormuş bana. Şşt şşt dikkat et, Lahor ne, Lahor ne, Lahor da öyle, burada değil. Teşekkür ederim, çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Ömer Korkmaz hocamız heyecanla anlatınca ben de kesmek istemedim işin açıkçası. Bu şekilde bütün panelistlerimize söz vermiş olduk. Lakin süremizi de epey aştık. Ekstra bir söz verme ihtiyacı olmadığı kanaatindeyim ben. İnşallah sorular varsa sorular alınabilir. Ama hatırlamak babından kısaca ben geçecek olursam, ilk panelistimiz Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti milletvekilimizdi.
Dünya beşten büyüktür hatırlattı. Bunu ilk hatırlatanlar belki aynı ifade değildi ama Arnold Toynbee var, Amerikalı tarihçi. Dünya ve Batı diye bir kitabı var. Özellikle neden bu kitabın başına dünyayı önce, batıyı sonra koyduğunu izah ederken dünya batıdan büyüktür geniş bir şekilde açıklıyor. Bunu da ben paylaşmış olayım ek bilgi olarak. Zehra Hanım özellikle şunu söyledi. Dedi ki biz artık tarihten ders alarak ekonomik ilişkilerimizi ön plana çıkartmalıyız. Bu belki İslam terakkiye mani midir bir sözü var biliyorsunuz. İşte İslam'la çok içli dışlı olursak biz iktisadı elde edemeyiz. İktisatsız olursak da dünyaya hükmedemeyiz gibi bir anlayış var. İnşallah bu tarzda, bu anlamda söylememiştir. Kendisi de yok. Arkasından da çok konuşmak istemiyorum. Ekonomik ilişkileri ön plana çıkarmalıyız. Bir gün Fas'ta bir tren yolculuğunda bir arkadaşımız bana şunu söyledi. İşte biz konuştuk, çok uzun bir yolculuk. Dolayısıyla muhabbet derinleşince, yani siz Türkler olarak bu konulara girmeyin fazla, İslam meselelere girmeyin, siz ekonomik konularda kalın, daha iyi olur sizin için dedi. Yani tam da bu nasıl kanaatte misiniz abi? Şimdi onu söyleyince ben dedim ki, sizin fark edemediğiniz bir şey var. Biz bugün ekonomik olarak güçlüysek, bu ideolojik duruşumuzdan dolayı güçlüyüz diye ona anlatmıştım. Dolayısıyla bizim bugünkü gücümüz ideolojik duruşumuzdan kaynaklanıyor. Yani ben özellikle bu konuyu dikkat çekmek istiyorum. Yani günümüzün heyecanına, iktisadına kapılıp bazı şeyleri arka planda bırakmamalıyız diye düşünüyorum. Bunun içinde Zehra Hanım'ın bir önerisi vardı. Bu daha önemliydi. Özellikle bu bölgelerde meydanlarda olmalıyız dedi benim anladığım kadarıyla. STK'larla, efendim yaptığımız çalışmalarla meydanda olmak lazım, orada olmak lazım. Geçen büyük bir STK kuruluşunun temsilcisi bir ağabeyimiz şunu söyledi. Biz Mali'de sendika çalışmaları yapmak için işbirliği yapalım dedik. Projelerimizi hazırladık, götürdük Mali. Bize dediler ki biz sizinle proje yaparız ama projemiz LGBT alanında olacak. Şimdi bu sömürge ülkelerinin bu alanlarda ne kadar, meydanlarda ne kadar fazla etkin olduğunu anlayabiliyoruz bu noktada. Özellikle STK'ların inşallah GASAM burada ciddi bir boşluğu dolduracaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde iktisadı ön plana çıkarırken de siz istediğiniz kadar Pakistan'da metrobüs ihalesini alın, istediğiniz kadar yatırımlar yapın ama şöyle bir şey de söz konusu var. Algı operasyonu yapıyorlar. Dün İngilizler gelip bizim mallarımızı almak için gelmişlerdi. Bugün de Türkler aynı şeyi yapıyor diye böyle aleyhte çalışmalar var. Bunu da unutmamak lazım. Ben özellikle İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı'nda hocalık yapan Zekai Hocam'a teşekkür ediyorum. Background'u doldurmuş oldu, tarihi altyapıyı doldurmuş oldu, sağ olsun, var olsun. Hicret hareketinden bahsetti. Afganistan bölgesinde hicret hala sıkıntısı devam etmektedir. Afganistan ve Pakistan arasında anlaşılmazlık bölgesi vardır, sınır problemi vardır. Hala çözülememiz bir şeydir bu. Bunu da kaydetmiş olalım. Üçüncü konuşmacımız, Allah razı olsun, tekrar ben kendisine teşekkür ediyorum. Eşi hastaydı, Hindistan'dan geldi ayağının tozuyla. Çok önemli bilgiler verdi. Özellikle Hindistan'da olması, oradan canlı dinlediklerini bize aktarması bakımından önemliydi. Burada yani gördüğümüz şu var, Garp cephesinde değişen bir şey yok. Dün medyayla, özellikle İngilizlerin ilk geldiğinde ticari kurumlarla geldiğini, daha sonra medyasını, kendi medyasını oluşturduğunu, daha sonra algı operasyonunu yaptığını, bugün de baktığımızda İslam coğrafyasında her şey aynı şekilde devam ediyor. Bunlara bu şekilde karşılık vermek lazım. Burada İpek Mendil hareketinde işte gizli yazışmalar, burada iletişim sermayesi şu an konuşulmaya başlanan bir terim diye söyleyeyim. O zaman hilafet hareketinin işte Fransa'ya, Türkiye'ye, Afganistan'a, Hindistan'da İngilizlerin sömürgesine karşı çalışmalarını eğer sabote edebilecek bir yapı oluşturabilir miyiz diye gayretleri var.
İpek Mendil hareketinde Ömer Bey de Afganistan'daki aynı tarz bir hareketten bahsetti. Hasan Nail Canat abi, Allah rahmet eylesin, Nurdağ'ındaki çocuk veya Küçük Osman diye benim çocukluğumda okuduğum bir kitapta bu şeyden bahsederdi. Çocuğa giydirilen ceketin gömleğin içerisinde gizli mesajlar içeren, onu da rahmetle yad etmek istedim. O bölgeyle alakalı bir roman, bir hikaye yazdığı için. İngilizlerin özellikle bu dünya, özellikle İslam coğrafyasında her taşın altından çıktığını görmüş olduk bu sayede. Belki içimizden ya burada bir Siyonizmin parmağı yok mu diye soracak olanlar vardı belki. Bunda da hafiften bir değinilmiş oldu aslında. Buna da girmeyeceğim. Son olarak Ömer abi, 3 tane hilafet hareketinin 3 tane devlet kurduğunu, tabii bunlar ulus devlet oldular. O zamanlar modaydı. İşte herkes ulusuna göre bir devlet kurdu. Ama burada önemsememiz gereken bir şey var. Bunu da kısmen bazı yerlerde zikrediyorum. Hindistan'la Hint Yarımadası'yla, bunu siz Bangladeş'e ekleyin, efendim Hindistan'a ekleyin, Pakistan'a ekleyin, Afganistan'a ekleyin. Bizim ciddi bir bağımız var Türkiye olarak, Osmanlı olarak. Nedir o? Biz Hanefiyiz, onlar da Hanefiler fıkhi olarak. Biz Maturidiyiz itikadi olarak, onlar da Maturidiler. Biz tasavvufi olarak Nakşibendiyiz, onlar da Nakşibendiler. Eğer İngilizceleri, demin Nedvi Hocam da bahsetti, İngilizcesi çok iyi olduğu için ciddi çalışmalara imza atan insanlar var işlerinde. Biz Türkiye olarak bu dünyada kendimizi tanıtmak istiyorsak, varlığımızı ispat etmek istiyorsak, özellikle çalışma yapacağımız pilot bölgelerden bir tanesi olmalıdır bu. Hazır yetişmiş, bize gönlünü, kucağını, her şeyini açmış, varıyla yoğuyla bizimle beraber saf tutacak kardeşlerimiz var orada. Burada çalışma yapmalı ve bu dünyada kendimizi İslam dünyası adına hizmetkar olarak tanıtmalıyız. Bunu kullanalım. Gördüğünüz şimdi TRT World kuruldu. Bir TRT World'ün kurulması 200 milyon dolara mal oluyor. Ve istediğiniz her şeyi de yapamıyorsunuz. Hazır yetişmiş insanları kullanmak en doğrusudur diye. Araplarda da antiparantez söyleyeyim, Lübnan'da Trablusluğlar Türk gibi düşünürler, Türk gibi seçimlerin zaferini kutlarlar. Yani bu pilot bölgeleri kullanmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle Ömer Hocam'ın dikkat çektiği, bu kadar karmaşaya, kaosa rağmen Daeşli olmamak, Daeş gibi davranmamak önemli bir şeydi. Bu hareketlerin burada bu hareket metodunu seçmeleri çok önemli bir şeydi. Ciddi şekilde örnek alınması gerekir. Ben burada sözü tamamlayayım. Kısaca bir üzerinden geçmiş olduk. 3 tane devlet çıktı dedi. Hindistan, Pakistan, Bangladeş. 3 tane hareket çıktı. Tebliğ hareketi, Müslüman Kardeşler hareketi, Cemaat-i İslami hareketi. Ama asıl önemli söylediği şey, yukarıda orada yanlış dikilen elbiselerin üzerlerine uymadığı şekliyle bugün buraya Türkiye'ye adapte edilmesi yanlıştır bu hareketlerin. Bunlar ciddi olarak ders çalışılabilir, analiz edilebilir. Ders çıkarıp neden başarısız oldukları ortaya konulur. Eksik tarafları düzeltilir ve bugüne yansımalarıyla birlikte bunlardan istifade ederek kendimizi daha da geliştirebiliriz diye ben bu şekilde anladım görüşmeleri. Burada tamamlamış.